Mutlu akşamlar, spor gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'de haftanın son maçı az önce tamamlandı. Fenerbahçe Kayseri'de kazandı. Atiker Konyaspor'sa deplasmanda oynadığı karşılaşmada düşme hattında yer alan rakiplerinden bir tanesi Osmanlı Spor'la golsüz berabere kaldı. Sergen Yalçın da çıktı 3. maçta 3. değişik sonucunu aldı. Galatasaray'la deplasmanda oynamış, mağlup olmuştu ilk maçında. Sonrasında geçtiğimiz hafta kendi sahasında galibiyet elde etti. Sergen Yalçın bu hafta cezalıydı. Tribünden yönetti takımını. Abdurrahman Baysangur takımın başında sahadaydı. Konyaspor'un altyapı teknik adamlarından Anadolu Selçuk Spor'da da görev yapan Abdurrahman Baysangur, Sergen Yalçın'la birlikte imza atan isimlerden bir tanesiydi Konyaspor'da ve yetkili teknik adam olarak sahadaydı bu hafta. Konyaspor Osmanlı Spor'da golsüz berabere kaldı. Değerlendireceğiz. Diğer maç sonuçlarına da bakacağız. Konyaspor'un kalan haftalarda nasıl sonuçlar alması gerekiyor ki lige tutunsun, bunları konuşmaya çalışacağız. Yavru Kartal Anadolu Selçuk Spor Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın özet görüntülerini izleyeceğiz. 2-1 mağlup oldu Yavru Kartal. 4 haftalık galibiyet serisi son buldu ancak geriye kalan 5 haftada iç saha maçlarını kazandığı takdirde Yavru Kartal'ın playoff'a gitme şansı çok büyük. Bu büyük umutla kalan maçları oynayacak Yavru Kartal'a şimdiden başarılar diliyoruz. Konyaspor taraftarı Ankara'da şok bir olay yaşadı. Görüntüleri paylaşacağız sizlerle. Bu olay neticesinde Konyaspor Kulübü soruşturma açılmasını talep ediyoruz başlığıyla açıklama yaptı. Bu gelişmeyi tabii Konyaspor taraftarları biliyor. Program içerisinde görüntüleriyle birlikte sizlerle paylaşacağız. Her hafta olduğu gibi sevgili Mustafa Durmuş Ankara'daydı. Maçın oynandığı yerdeydi. Spor servisimizle birlikte oradan canlı yayında maç sonunda gelişmeleri aktardılar. O röportajları da sizlerle paylaşacağız. Bu akşam Mehmet Yedikaynak bizlerle birlikte, spor yazarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Ankara'daydı, maçı takip etti. Teşekkür ediyoruz. Ve Oktay Demiray Süper Lig eski hakemlerimizden sağ olsun bu sezon bizlerle birlikte yorumlarıyla iştirak etti. Hoş geldiniz Oktay Hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mehmet Bey'e de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Mehmet abi sizle başlayalım dilerseniz. Maçtaydınız siz de tabii orada spor yazarları arkadaşlarımızla, spor yazarları derneği yönetim kurulundan arkadaşlarımızla maçı takip ettiniz. Maçın son bölümüne kadar Konyaspor'un kazanma umudunu, kazanabilme çabalarını gördük ama son 15 dakikada gördük ki Konyaspor sanki kafada böyle bir plan yapılmış. Beraberlik sanki bu maça daha öncesinde tabelaya yazılırken buradan beraberlik getirirsek bizim için iyi sonuç olur gibi sanki bir son 15 dakikada bu havayı gördük. Evet, doğru söylüyorsun. Yani ben ya mahalle maçı gibi bir maçtı her şeyden önce. Yani zevksiz, heyecansız bir maçtı. Konyaspor hakikaten kazanması gereken bir maçtı. Rakip evet, bizim yenebileceğimiz tarzda bir takım olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ama Konyaspor isteksiz başladı. Yani bana göre net bir gol pozisyonu 40. dakikaya kadar, yani bir ilk 40. dakikada Yahoviç'le bir pozisyon bulduk. 7. dakikada Fofana'nın var ama böyle çok kayda değer bir pozisyon değildi. Ben ikinci yarı Konyaspor'dan biraz daha umutluydum. Yani Sergen Hoca Gordon sistemidir. İlk yarı Beşiktaş çok farklı olurdu, ikinci yarı farklı olurdu. Evet. Onunla çok çalıştığı için en azından ikinci yarı biraz daha bir hareket beklediniz. Bekledik ama yine Konyaspor futbolcularda isteksizlik vardı. Dolayısıyla sanki dediğiniz gibi beraberliğe endekslenmiş bir maç gibi gördüm. Ama tabii Konyaspor'un kazanması lazımdı. Yani bu maça beraberlik gözüyle bakılması bilemiyorum çok doğru değil diye düşünüyorum. Tabii bir puan kötü bir puan değil. Deplasmanda kendi rakibinizden aldığınız bir puan küçümsenecek bir puan değil ama kazanabileceğimiz bir maçı kazanamamamız ki bizim zaten en büyük zaafımız o. Biz sürpriz hiç maç kazanmadık. Bu duruma gelmemizin sebebi de bu. Bir takım ligde kalabilmesi için özellikle son 10 haftadaki ya da 12 haftadaki sıkıntılarda sürpriz maç kazanmamız gerekiyor. Biz sürpriz maç kazanamadığımız gibi sürpriz kazanabileceğimizi planladığımız maçları kaybettik. Malatya maçı gibi. Dolayısıyla bu durumlara geldik. Ama bunları sonra konuşacağız herhalde. İlk başta dediğiniz gibi Osmanlı Spor maçına ben çok istekli görmedim. Teknik kadroda kafasında sanki beraberlik kurgusu yapmıştı. Bazı değişikliklerde
geç kalınması da bunun diğer bir göstergesiydi. Bayağı sabırlı davrandı. Özellikle Volkan konusunda, Ferhat konusunda. Moke çok iyiydi. Hani birkaç tane değişimi artık abartılı bir şekilde göze batacak şekilde belli olan oyuncularda hocanın sabırlı davranması sanki beraberliğe kendisini hazırlamış gibiydi. Eto'nun son 2-3 dakikada oyuna girmesi de buna bir gösterge. Onlar zaman çalma ama yani o ana kadar dediğiniz gibi hani işte Orkan'ın ve Eto'nun son 3 dakikada 2 dakikada oyuna alınması ama Volkan da çok sabırlı davrandı. Biz özellikle forvette santiforumuzu topla buluşturamıyoruz. Ceza sahası içerisinde forvet oyuncularının etkili olabilmesi için, gol adamlarının etkili olabilmesi için kanatlardan işte gelecek ortaları bekliyor. Sağa sola bakıp elleriyle işaret ediyor ama maalesef bunları yakalayamadığımız için de sonuca ulaşamadık. Gol bulamadık. Ve beraberliğe razı olduk. Tabii bu önemli bir konu. Forvetleri çok besleyemiyoruz. Yani Türkiye'de devre arasında yapılan iki önemli transfer oldu. Türkiye'de 5-6 iyi forvetin ikisini birden transfer etti devre arasında Konyaspor ama bunları çok besleyemedi. Bunu da programın içerisinde konuşalım. Mehmet abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Oktay hocam, tabii geçtiğimiz hafta tipik bir beraberlik maçı gibi görünüyor deseniz de gönlümüz 3 puandan yanaydı. 3 puanın gelmesini istiyorduk, arzuluyorduk, bekliyorduk. Maçın seyri de aslında o yöndeydi. Hemen 7. dakikada pozisyonla başladı Konyaspor. İlk yarıda 2 tane daha Fofana ile gelişen pozisyonlar oldu. Yahu için bir şutu vardı ki çok nefisti. Çok güzel bir şut attı. Kalecinin üzerinden gidiyordu. Karcamarskas kaliteli bir kaleci. Orada kendi kalitesini ön plana çıkardı doğrusu. Kurtarış yaparak. Demek istediğim o ki Konyaspor, Osmanlıspor'un pozisyonu yok karşılaşmada. Konyaspor kazanabilirdi ama hani düşme hattında yer alan can siparane oynaması gerekip bu tür maçları alması gereken bir görüntüyü göremedik. Bizi üzen taraf buydu. Şimdi geçen hafta Mehdi'nin kart cezalısı olması ve hafta içinde ve geçen haftaki programda da bunu konuştuk. O bölgede Sergen Hoca kim oynatacak? Johnson mı, Volkan mı? Evet. Diye. Hatta Adana Spor özel hazırlık maçında da işte Volkan'la başladı. Daha sonra Johnson'la hafta içi antrenmanlarına da bu şekilde gitti. Ama Moke veya Johnson ikisi de sahayı enine oynayan oyuncu pozisyonunda. Ama Mehdi hep ileriye hatta gol bile atabilen, ileriye hedefleyen, ilerideki az önce bahsetmiş olduğunuz forvetleri besleme, forvetlere pozisyon buldurma açısından, araya pas atma açısından Mehdi bu işleri çok iyi yapıyor. Maalesef ki Konyaspor'da da bunu yapacak tek oyuncu Mehdi. Fofana kaleye dikine giden bir oyuncumuz. Milosevic forvet arkası oynuyor zaten. Ha, Volkan Şen burada yine tipik Galatasaray maçındaki 11'iyle aşağı yukarı başladı. Bir tek Eto Yahoviç değişikliği oldu. Bir de mecburiyetten dolayı Mehdi ve Johnson değişikliği oldu. Maçın başında işte Yahoviç de güzel bir pozisyon buldu ama bana sorarsanız Fofana'nın pozisyonu Yahoviç'e göre daha netti. Atılabilir bir pozisyondu, sayı yapılabilir bir pozisyondu. Evet, Osmanlı'nın hiçbir pozisyonu yok. Evet, Sergen Yalçın bu maç için sadece bir puan en kötü. Yenemiyorsak yenilmeyelim, bir puanla hedefleyerek çıkmış. Yahoviç'in bir de yani uzak... bu görüntüyü sadece ben değil, siz de aynen. İntiba aynen böyle ve düşündüğümüzde gerçekleşti. Ha, haftanın bence en önemli iki maçından birisiydi bu. Biri Galatasaray-Trabzon derbisi, biri de Osmanlı-Konya maçı. Alt sırayı çok önemli, ilgilendiren, birbirine rakip olan derbi niteliğinde bir maçtı zaten. Hal böyle olunca da bu maçta havanın, saatin real vizine hem futbolcular katıldı herhalde. Her iki takım oyuncuları da kapılmış gibi göründü. Çok heyecanlı, böyle çok pozisyon beklenen maçta çok kısır geçen bir müsabaka seyrettik hep birlikte. Yani öyle ki bütün istatistiklere baktığın zaman her şey eşit. Yani maçın da 0-0 bitmesi kadar doğal bir şey yok burada. Ama Mehmet Bey'in de dediği gibi kaybedilmiş bir şey yok. Kendi rakibinizden, alt sıraları ilgilendiren rakibinizden en kötü şartlarda bir puan. Gönül isterdi ki 3 puan alıp ileriki haftalara daha rahatla, daha sağlam bakalım isterdik ama 1 puanla döndük. Kötü değil 1 puan. Ama bu 1 puan Konyaspor için şu anda yetecek kadar yetmeyecek yani. Bence yetmeyecek.
Çünkü hakikaten çok önemli maçlar var. Konyaspor'un ekstra bir 3 puan alması lazım ne olursa olsun. Tabii Konyaspor teknik heyeti bu maçı 1 puan yazarken ya da böyle bir beklenti içine girerken ilerleyen haftaların da hesabını yaparak, bir matematiğini yaparak böyle bir plana girmişlerdir. Evet. Siz de bizim yaptığımız plana göre diyorsunuz ki bu 1 puan aslında 3 olmalıydı. Ya beraber yaptık işte size programdan önce. Önümüzdeki... Ligde kalacaksa gideceksin Osmanlı'ya, orada yenip geleceksin abi. Yani böyle bir İşin matematiği varsa, budur değil mi? Abi ötesi yok yani. Ona bir kağıda yazmayla bilmem neyle olmuyor bu işte. Çıkacaksın Osmanlı'ya, orada yeneceksin. Bunun başka şeyi yok. Yani sen sahandaki maçları kazandıktan sonra bile, Oktay Hocam güzel hesap yaptı biraz önce. Sahandaki maçları kazansan bile rakiplerin kendi aralarındaki maçlara da hesap ettiğin zaman işin hala riskte. Riskte. Yani matematiksel olarak şu anda biz düştük demiyoruz. Allah korusun böyle bir şey olmasını da istemiyoruz ki inşallah olmaz. Ama sürpriz maç kazanman lazım. Yani senin birinci derecede muhatabın rakiplik anlamında Osmanlı Spor. Senden 3 puan önde. Sen bu adamı sahasında yakalamışsın ve kötü bir gününde yakalamışsın. Yeneceksin yani, kusura bakma. Devre arasında transfer denildi. Yapıldı abi. Türkiye'de dediğin gibi en iyi 5 tane santifordan 2 tanesini aldın. Yani. Ha bizde şu da var yani. Bir oyuncu lazımsa ya hiç almayız ya aldık mı doğruya 5 tane adam. Ya, aynı bölgeye. Şimdi düşünebiliyor musun? Dünyada marka bir oyuncu Eto. Yani öyle böyle değil. Doğru mu hocam? Doğru. Çok doğru. Şimdi sen yedek oyuncu senin Eto'ya. Ya da Yahoviç, neyse birisi yedek yani sonuçta. Evet, evet. Kötü adam değil, bunlar marka adamlar. Eto dediğin adam dünyada, yani Türkiye'de birçok futbolcunun yaşamadığı kupaları kazandı. Dünyada birçok başarılı takımlarda oynadı. Ya şimdi Mehmet Bey'in dediği doğru. Yani bu maça 4-2-3-1 değil de 4-4-2 niye çıkmadık? Çift forvetle çıkıp 4-4-2 oynayacaktık aslında. Yani skoru bulup sonra bu sisteme dönebilirdin. Yani çünkü Eto gibi dünya yıldızı ve sonuca etki eden, ki Kayseri maçında da yakaladığı savunmanın hatasını direkt gole çeviren yani cezayı kesen bir oyuncu. Maçı bitiren oyuncu oldu. Yani. Ha, Yavuş kötü mü? Yavuş da kötü değil. Elbette ki o da iyi. Ama ne bileyim hani 88'de oyunu almak birazcık... Zaman kazanmak adına. Yani, Eto ile olmamalı. Ya, o konuda haklı. Hak veriyorum ben de. Yani, o kazanmalıydı fındıklı ya, yani. Evet, ayrıntılara gireceğiz hocam. Hakemle ilgili de konuşalım. Maç öncesi tedirginlik vardı ama maçta bunu yaşamadık mesela. Daha çok şey var tabii. Maç sonrası, maç oynanırken taraftarların dışarıda yaşadığı bir olay da var. Mustafa, bir giriş yapalım istersen. Maçla ilgili detaylandıralım sonra. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hem ligin boyu kısaldı, hem kredi kalmadı. Hem de artık cepten yeme dönemi çoktan bitti zaten. İlk yarıda cepte olanı bitirmişti. Borç alacak durumu da yok. Çünkü borç isteyecek yüzü de yok Konyaspor'un. Her yönüyle kendi çabasıyla, gayretiyle şu anda Konyaspor'un tek rakibi Konyaspor. Yani takımın daha doğrusu rakibi Konyaspor. Güzel konulara değindi Mehmet Bey, Oktay Bey. Kazanabilecek, o reaksiyonu gösterebilecek bir mücadeleden çok uzaktı Konyaspor bu karşılaşmada. Bu böyle olmamalıydı, öncelikle onu söyleyeyim. İki takım da birbirinden çekindi, korktu. İki takım da gol yememeyi önceliğine aldı. İki takım da birbirinin hatasını kolladı. Bunlardan üçünde Konyaspor bireysel başarıyla beraber gol pozisyonuna girdi ama 7'de Yahoviç, sonrasında Fofana. İkinci yarıda tekrar bir karambolde Milosevic'in pasında iki oyuncu vuramadılar. Sonra da Yahoviç'in şutuyla maç bitti. Osmanlı pozisyon bulamadı, doğru. Ama 4 maçtır yenilmeyen bir Osmanlı Spor bu karşılaşmayı kazanıp çünkü adeta maçtan önce de bir soğuk savaş yürütüldü. Bu konuyla alakalı organize olarak Konyaspor cephesinden destek sağlanamaması için
destek yapılmasını engelleyici hareketler yapıldı son ana kadar. Bu taraftarı çok gerdi. Bunlara da geleceğiz ama Osmanlı açısından sezonun maçıydı. Osmanlı bir anlamda bu beraberlikle beraber belki bakıldığında puansal anlamda 3 puanlık farkı korumuş olsa da hem ikili averajı Konyaspor'a kaptırdı hem de bundan sonraki fikstür açısından lige veda eden ikinci takım olma sıkıntısını yaşayacak. Biz de geçen hafta şunu söylemiştik. Biz üçüncü takım olmamak için Osmanlı giderken, ligden düşerken devşirme, işte taşımayla öğrencilerin getirildiği bir takımın taraftarı. Yani baktığımızda taşıma suyuyla devam eden bir Osmanlı sporum. İşte şehrin dışında bir yerde maçlarını yapıyor. Kimsesiz kalmış. İşte Melih Bey'in başkanlığının bitmesinden sonra bir anlamda orada o proje takımı çöküş evresine girmiş. Bize sebep olmasınlar, bize de zarar vermesinler. Kendileri giderken bizim paçamızdan çekmesinler, bizi de götürmesinler demiştik geçen hafta. Ve paçamızdan tuttular, tuttular. İyi de bir çektiler. Yani bizi de oraya sürükleyebilmek için çok çaba sarf ettiler. Son anda son bir hamleyle kurtarmayı başardık paçayı. Bu bir puan bana göre o demektir. Ama tabii ki az önce de bahsettiğim gibi 7 maçta Sayın Yeni Kaynak Mehmet abimiz de ifade etti. Artık iç saha maçlarını geçtim. Sivas maçı zaten her şekilde 30-35 bin, 40 bin kişi oraya dolacak, gelecek, desteğini verecek. Bundan kuşkumuz yok. Bir şekilde sahada rakibi her şeyiyle boğup o maç alacaksın. Ama sadece Osmanlı, Kasımpaşa ve Göztepe maçları yetmeyecek sana. Yani artık belirttiği gibi Mehmet Bey'in de Oktay Bey'in de bundan sonra sürpriz galibiyetler. Bu nedir? Gidip nasıl? Antalya'yı da Antalya'da yenip geleceksin. Yeri gelirse, gerekirse Bursa'yı da Bursa'da yeneceksin. En kötü yenilmeyeceksin. Bursa maçına kadar ligin sonuna doğru acaba puan farkı 4 olur, 5 olur, açılır mı? Biz avantajı elde eder miyiz? Ona göre belki bir puan yetebilir ama bu saatten sonra lamıcımı yok. Ama aynı sorumluluğun, aynı ciddiyetin ve aynı stresin, sıkıntının, hengamenin oyuncular üzerinde henüz tam olarak algılanmadığını hissettim bu maçta. Yani bu maçın ciddiyetinden çok uzak, yani öneminden çok uzak, kritik açısından bakıldığında kaybedildiğinde neler kaybedileceğini algılamaktan bir uzak mücadele gördüm sahada. Bu üzdü aslında. Yani haftasını tutmayan, haftasını tutmayan mücadeleler ve sonuçlar. Konyaspor, Fenerbahçe ve Bursaspor iki galibiyet almıştı. 3-2 deplasmanda yenmişti Fenerbahçe'yi. Sonra Bursaspor'u yenmişti. Üst üste aldığı iki galibiyet aldığı son maçlar bunlar. Üzerinden bakınız ne kadar zaman geçmiş. Üst üste bir iki galibiyet yapamadık. Yani üst üste Kayseri'yi yendik, hadi Osmanlı'yı da yenelim. Altı, bunu başaramadık maalesef. Yani hoca değişiklikleri de yaşandı. İşte oyuncular da takviye edildi ama bunu başaramadık. Burada en büyük görev şu anda, taraftar zaten üzerine düşeni yapıyor. Takımdaki bu formayı taşıyan oyuncuların kalan 7 hafta içerisinde, az önce de söylediğim gibi ligin şura açtıklarında, baktıklarında o sorumluluğu hissederek mücadele, yani Yahoviç o topa vururken tüm şehrin kaderini dışarıya atacağını ya da Karcemarskas'a teslim edeceğini hissederek vurmalı. Fofana orada alıp orada çalımı atıp da o topu dışarıya atarken bunu hissetmeli iliklerine kadar. Maçtan sonra konuşuyorum, Fofana yüzüme baktı, güldü. Sivas, Sivas diyor bana. Yani Sivas maçında gol atacağım demeye çalışıyor. Bitti artık yani, kredi mredi bitti. Bu saatten sonra her oyuncunun bu sorumlulukta. Defans oyuncusu atıyorum, topa yükselirken onu hissedecek. Tüm şehrin, o milyonların oraya kadar gelip destek veren insanların hassasiyetini, durumun önemini hissedecekler. Bu maçta göremedim bunu. Osmanlı maçında maalesef. Mücadele ettik mi? Ettik. Tamam, eyvallah. Ama yeterli miydi? Değildi. Yani defansif anlamda güzel yönleri. İki maçtır gol yemiyoruz mesela. Bu güzel.
Kayseri maçından sonra. Osmanlı maçında da gol yemedik yani. Güzel bir gelişme, iyi bir gelişme. Ama Selahattin de bahsetti. 5 forvetin Türkiye'de, ikisi sende. Ya bunları çok iyi kullanamıyoruz. Yan yana kullanabilir miyiz? Ya Yatavari bekliyor. Fizikli, Dalyan gibi adam. Kanada acaba sürtlense edebilir miyiz? Forvet arkası mı olur, ortada mı olur? Yani bir şekilde onu da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani top indirecek adam lazım. Şimdi gol atacaksın. Yahoviç ortaya kadar geliyor, top almaya çalışıyor. Şimdi kim yapar ortaları? Sol bek yapar, sağ bek yapar. Yani orada Ferhat, Sukubic getirecek, o ortaları yapacak. Ya da açıklar destek verecek buna kanatlardan. Bir tane orta gelmezse sen nasıl gol atacaksın? Araya atılan derin topları yapan tek oyuncunuz vardı. O da Eto. O da bu maçta yok. 9 tane orta yapmışız, 0 isabet. Yani o yüzden ya şakası yok artık yani. Telafi edeceğim bir maç, telafi edeceğim bir zaman kalmadı. Bu işin şakası yok. Oyuncular, bir kez daha söylüyorum yani, şu kalan 7 haftada biz buradan çıkar mıyız? Çıkarız. Yani ama şu söylediklerimizin, sezon başından beri ifade ettiğimiz bu samimiyet ve bu sebebini işleme olayını gerçekleştirdiğimiz zaman olur mu? Biz istediğimiz kadar biz isteyelim. Taraftar istesin. Maçın en güzel yönü, en güzel şeyi taraftardı. Taraftarın coşkusu, taraftarın inancı, ama bu inancın yarısını siz hissetmezseniz oyuncu grubu olarak üzerinizde olmaz. Reklama gideceğiz, devam edeceğiz. Ayrıntılarla reklamların ardından karşınızda olacağız. Sizleri karşılaşma gününe götürelim. Maç sonunda ilk röportajlarımız ekrana gelsin. Mustafa Durmuş oradaydı. Maç sonunda röportajları var. Karşılaşmanın hemen ardından stadyumun önünden onları izleyelim. Konyaspor Başkan Yardımcısı Sayın Celalettin Çakıcı var. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Mustafa. Üzgünüz tabii. Buradan 3 puanla dönmüş olsaydık önümüze daha güzel bakacaktık. Ama yenilmemek de önemliydi burada. Çünkü rakibimizle oynuyoruz. İki lavarajı muhafaza etmek istiyoruz. Belki ligin sonunda iki lavaraja çok fazla ihtiyacımız olacak. Buradan aldığımız beraberlikle artı olarak bir de Osmanlı Spor'un önüne geçmiş olduk iki lavarajda. Tabii onların fikstürü daha zor. Biz bundan sonra özellikle gideceğimiz maçlarda içerideki maçları kaybetmeden, deplasmanda da yenilmeden çıkmamız gerekiyor. Bütün maçlar için konuşuyorum ligin sonuna kadar. Baktığımız zaman üzüntülü müyüz? Elbette ki üzüntülüyüz ama rakip olduğu için, 6 puanlık bir maç olduğu için, ikili avarajı muhafaza ettiğimiz için bir puanın da önem taşıdığını düşünüyorum. Dediğim gibi Sivas içeride, Antalya ve tekrar içerideki Kasımpaşa maçlarını alabilecek de güçteyiz. Bunun ilk ayağı Sivas Spor olacak. Antalya'dan da yenilmeden gelmemiz gerekiyor ki Kasımpaşa maçını alıp kafayı kaldırabilelim. Ben son Fenerbahçe maçına kadar mücadele devam edecek bizim açımızdan. Ve yenilmeden devam edeceğiz. Çünkü burada yenilmememiz, kırılgan olmamamız çok önemli. Artık son 7 haftaya girdik. Elimizden gelen bütün çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü şu anki bulunduğumuz konum bize yakışmıyor. Bunun da farkındayız. Bunun da muhasebesini sezon sonu yönetim olarak yapmak zorundayız. Bunun da öz eleştirisini kendimize bulunmak zorundayız. Ve bunun sebeplerini de kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Çünkü böyle bir zorunluluğumuz da var. Ama buraya gelen taraftar, çok kısa da şuna değinmek istiyorum. Osmanlı Spor bize söz vermişti biletleri organize bir şekilde ilerleyelim maç öncesinde diye. Ama o sözünü tutmadı son dakikaya kadar. Yoksa daha organize bir taraftarımızı buraya almış olacaktık. Ondan dolayı da üzüntülüyüz. Ama gelen taraftar da sahaya etkisini koydu. Ben gelen taraftara, dualarıyla yanımızda olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi desteklemeye devam etsinler. Dediğim gibi sezon sonu hep birlikte bu işin öz eleştirisini ve muhasebesini yapacağız ve açık açığa bunu kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Paylaşacağız. Ama sezon sonuna kadar diyorsunuz. Tabii sezon sonu biz kesinlikle dimdik ayakta kalarak, motivasyonu en üst noktada tutarak, ama hani kongrelerde konuşulur bazı şeyler. Yok, kongre falan değil. Sezon sonu bizim şapkamızı önümüze koyup ciddi anlamda öz eleştiri yapıp bunun da kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Çünkü iki kupadan sonra, iki Avrupa Ligi üst üste giden bir takım bu durumlarda olmamalıydı. Bunun da illaki sebepleri olduğu,
şanssızlıklar oldu, beceriksizlikler oldu. Bunların hepsinin değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Çünkü bu taraftar şu anki bulunduğumuz pozisyonu hak etmiyor. Dediğiniz gibi yani her iki takım için de önemli bir maçtı. Buradan galip gelen takım çok avantajlı bir duruma düşecekti. Artık hesabın kitabının yapıldığı haftalara girdik. Bir puanın, üç puanın çok kıymetli olduğu haftalar. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor yani. Konya Spor'unda bizim de buralarda olmamız açıkçası çok şey değil. Üzüyor. İnşallah ligin sonunu hem biz hem de Konya Spor ligde kalarak taçlandırır diye düşünüyorum. Çok önemli maçtı bizim için. Buradan kazanırsak çok büyük bir avantaj elde edecektik. Ama kaybetmemek de çok önemliydi. Çünkü şu anki tabloda birebir rakibiniz. Allah korusun kaybetseydik farkı açacaktı. Şu an bakıldığı zaman her ikimiz de kazanmış, devam ediyormuş gibi duruyor hafta. Evimizde oynadığımız her maç çok büyük final niteliği taşıyor. Önümüzdeki hafta buradaki beraberliği galibiyetle tamamlamak zorundayız. Bu finalleri kazanmak zorundayız. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Tıklım tıklım doluydu. Bizi sonuna kadar desteklediler. Onları daha mutlu etmek istiyoruz. İnşallah o günler de gelecek. Hep beraber mutlu sona ulaşacağız inşallah. Evet, baktığımızda artık iç sahada 3 tane maç var. İç sahanın dışında da dışarıda da artık kaybetmemesi gerekiyor gibi bir tablo var Konyaspor'un. Tabii çok önemli. Şu anda alacağımız her puan çok önemli. Özellikle Osmanlı maçı ve Antalya maçı birebir rakibimiz tabloda. Ve ikisiyle de deplasmanda oynuyoruz. Kaybetmemek birinci öncelik burada. Kazanmak ekstra bir başarı getirecek. Şu anda hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Buradaki beraberlik bunun içindeydi bugünkü. Belki kazanmadığımız için biz de mutluyuz ama sonuçta kafamızda belirlediğimiz planda ilk adımı atmış olduk. İçeride şimdi Sivas maçının dediğim gibi çok büyük önemi var. Mutlak kazanmak zorundayız. Bizim için büyük final. Bütün taraftarımızı stada bekliyoruz. İnşallah güzel sonuç alacağız onları. İçeride dedin. İçeride soyunma odasında ne vardı mesela bugün? Bir hüzün mü hakimdi yoksa hani hep beraber tekrar doğrulalım. Bugün iyi mücadele ettik. Çok pozisyonumuz da var. Kaçırdık olmadı ama biz bunu başaracağız. Havası mı vardı? Ya dediğim gibi gelmeden önce bütün planları kafada yaptık. Buradan galibiyetle ayrılmak önceliğimizdi. Ama dediğim gibi beraberlik de kötü bir sonuç değildi bizim için. Belki tabloda biraz geride bırakmış duruyor ama aramızda rakiplerimiz de 3 puan kalıyor. 3-4 puan kalıyor ve fikstür olarak da avantajlı konuma geçeceğimiz maçları oynayacağız. İnşallah bu tabloda evimizde oynayacağımız maçlar çok önemli. Yani oradan o maçlardan mutlak galibiyetle ayrılmalıyız. Kayseri maçı gibi. O zaman her şey yoluna girecek inşallah. Dediğiniz gibi zor maçtı. İki tarafında ligdeki konumu maalesef oyuna da yansıdı, öyle söyleyeyim. Hani her iki takım da risk almadan maça başladı. İlk yarı neredeyse pozisyonsuz bitti. İkinci yarı tabii ki biz kendi sahamızda oynadığımız için kazanmayı çok istedik bu maçı. Biraz daha pozisyon bulduk diyebilirim. Ama neticesinde golü bulamadık. Yani bu haftalarda bu tip oyunlar normal. Herkes kazanmak istiyor. Herkesin çok ihtiyacı var 3 puana. Ama her iki takım da birer puanı paylaştı. Kalan 7 haftada da ihtiyacı olan puanları umarım hem Konya Spor alacaktır. Sivas. Sivas mı? Fofana? Sivas win inşallah. Maç sonrası açıklamalar böyle Mehmet abi, hemen başlayalım istersen. Tabii maçla ilgili ne kritik yapılacak, değerlendirilecek bir tarafını ben bulamadım işin gerçeği bir taraftan ama iş artık bundan sonra matematiksel hesaba mı giriyor? Konyaspor işte Sivas maçı diyor Fofana. Yani iç saha maçlarını bir hedef olarak seçmişler artık kendilerine. Dış sahadan da Oktay Hocam da onu ifade ediyor sürekli. İçeride 3, dışarıda 1, bu şekilde kümede kalırız hesabını yapmışlar. İnşallah. Ya tabii bu tür maçlarda artık takımdan sonuç bekleniyor. Yani çok kaliteli futbol beklenmiyor. Kötü oyna, sonuç olsun, bizim olsun. Çok iyi oynayıp kaybedeceğime çok kötü oynayayım, puan alayım. Bizim çünkü puana ihtiyacımız var. Ama illaki bizim özellikle iç sahadaki tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Ya biz şu anda seviniyor gibi de olsak biz ciddi bir fırsat teptik. Yani şaka değil bu. Osmanlı maçını hakikaten kazanabilirdi Konyaspor. Bir de biraz önce Mustafa şeyden bahsettin ya, hani
İşte taraftar görevini yapıyor artık sahada futbolcu. Şimdi bunun adına biz motivasyon diyoruz. Bunu da teknik kadro ve yönetim yapacak. Yani bakıyorsunuz sanki böyle bir kopukluk var gibi. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ben. Yani yönetimle futbolcular arasında böyle bir sarılma, kardeşlik, sevgi, hani o motivasyonu yakalayacak belki içeride vardır bilemiyorum ama ben dışarı böyle bir görüntü hissediyorum. Tabii kolay değil yöneticiler de yani kaybedilen maçtan sonra ya da işte eksik puan alınan maçtan sonra bir şeyler konuşmak istemiyorlardır. Ekranda bir tane yönetici gördük sonuçta. Evet. Ama bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman artık yönetim kendi arasında bir kenetlenmesi lazım. Futbolcularla ciddi bir iletişime geçip motive etmesi lazım. Çünkü sahada son hareketi yapacak insan futbolcu. Dolayısıyla futbolcunun sanki bu maça motive olmamış gibi olduğunu hissediyorum ben. Ben öyle gördüm. Oynanan futbola bakarak bunu yani öyle gözüküyor. İnanın çok dikkatlice baktım. İkinci yarı kale arkasına yedek oyuncular ısınmaya gittiği zaman 90 dakika, 45 dakika Eto oradan resmen taktik veriyor. Bağırıyor, git, heyecanlandırıyor, motive ediyor onları. Profesyonel belli. Anlatabiliyor muyum? Yani o heyecanı içerideki bazılarında göremiyorsun. Tabii profesyonel futbolcu deyip geçiyoruz ama sahaya girdiği zaman da sanki biraz o profesyonelliği unutur insan. Yani hırs denen bir kavram var. Bunu yaşıyor sahanın içerisinde. Yani futbolculara da yerden yere vurmuyoruz burada ama bir eksiklik var. Bir yerde bir şey eksik yani. Yemeğe ya tuzu eksik ya biberi eksik, bir şey eksik. Onu tamamlamak gerekiyor. Bu da tabii ki dediğim gibi teknik kadronun ve yönetimin işi. Önümüzdeki maçları, iç saha maçlarını hiç konuşmuyoruz. Bunu kazanacaksın. Ötesi yok. Ama deplasmandan Karabük maçını zaten banko görüyoruz biz. Öyle hesaplıyoruz. Öyle ama en azından yani. Bir Antalya ya da Bursa deplasmandan galibiyet alman lazım. Hesaplara göre başka türlü işi sıkıntıya sokuyorsun. Yani demek istediğiniz şu ki özetle bundan sonra oynayacağım maç ki bu Osmanlı Spor maçı da buna dahil de esasında. Bundan sonra Konyaspor'un oynayacağı her maçta sahaya çıkan futbolcuların eğer o maçı kaybederlerse kümeden düşeceklermiş gibi cansiperane mücadele etmeleri lazım. Gerekiyor. Aksi takdirde ne bu inancı bize verirler ne de galibiyet alabilirler. Yani özü bu. İşin özeti bu değil mi? Tabii kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Doktor hocam. Mehmet abi doğru söylüyor. Ya biz nasıl veya yönetici veya antrenör veya taraftar nasıl hesap kitap yapıyorsa futbolcu da yapıyor hesap kitabı. Mutlaka tabii. Onlar da kendi aralarında hani Osmanlı'dan işte Osmanlı bir beraberlik alsak, içeride Sivas'ı yensek, Antalya'dan bir oradan. Onlar da bunun farkındalar. Eminim ki farkındalar. Yani o bilinçle çıkıyorlar sahaya ama işte o hani gayreti göremeyince taraftar olsun, kamuoyu olsun o gayreti göremeyince bu sefer de ha niye böyle oluyor geliyor tabii iş. Tabii kaygılanıyoruz ama. Yani niye bu oluyor geliyor. Ama ama Mehmet abi biz nasıl yapıyorsak onlar da eminim mutlaka ki kendi aralarında yani. O işte kamplarda mutlaka bu konuşma aralarında geçiyor zaten. Geçiyor, tabii ki. Eminim tabii ki teknik heyet o maç öncesi, maç sonrası veya günlük yapmış oldukları o editlerdeki o toplantılarda pek girmezler onlar o konuya da. Ama futbolcu kendi arasında gire yapar abi o. O şeyi, fikir alışverişini yapar. Ya onların işi Oktay'cığım. Yapmaları da gerekiyor yani. Şimdi küme düşmüş bir takımın futbolcusu olmayı kimse istemez. İşte bu sefer o orada futbolcu diyor ki ben profesyonelim diyor. Hayır profesyonel tamam doğru ama yani bu bunun transferini etkileyecek, alacağı rakamı etkileyecek. Ya, tabii. Yani primden oluyorsun. Mesela şu deplasmanda alacağı 3 puanda ciddi bir prim alacaklar. Tabii yani bunların hepsi. Az önce sizin de bahsettiğiniz hocam, gibi. Hocam ikincilik, üçüncülük takımlarında oynayan futbolcuların bir sezonda kazanacağı parayı artık bu haftalarda prim olarak alıyorsun. Prim olarak alıyorum. Yani üst üste koyduğu zaman yani. Güzel bir miktar yapıyor yani. Şöyle şaka göz ardı edecek yani para değil yani. İkincilikte, üçüncülikte birçok futbolcu 60 bin lira, 80 bin lira. Eski parayla 60 bine 80 bine oynuyor hocam. Şimdi buradaki bir oyuncu bir maçtan alacak, bir galibiyetten alacak yani. Yani şunu düşünün. Hani bu motivasyon buysa eğer Konyaspor yönetimi bu motivasyonu sağlamış ama bilmiyorum motivasyonu sağlayacak tek etken bu mu?
Veya bununla mı motive edilecek bu demek futbolcular? Demek ki bu değil. Bir şeyler eksik yani. Adını koy dersen bilmiyorum adını ama bir şey ya bu, eksik. Bu ortadaki bu, futbol bunu gösteriyor. Bu yeni olan bir şey değil. Bu aslında sezon başından beri süre var, gelip devam eden bir problemdi bence. Benim kendi dışarıdan görüşüm. Bu takım da kötü gidince iyice sirayet etmeye başladı. Artık herkesin kaçınılmaz şeyi oldu. Yani herkes farkında artık bir takım içinde bir problem veya varsa veya biz bilmiyoruz sadece kendimiz. Kimse de bu konuyla ilgili çıkıp problem tabii, olmasa bile bir uyumsuzluk var yani. Bir uyum sağlayamama. Bir kopukluk uyum var diyelim ona. Bir kopukluk var. Hareket edememe değil mi? Bir kopukluk böyle var bir yani. Şey var. Bir kopukluk var. Yani bir bildiğim kadarıyla Galatasaray maçında ben bunu duydum. Ben orada değildim ama giden bir iki abimden duydum ben bunu. Galatasaray maçından önce işte malzemecisinden, yöneticisinden, doktorundan herkes böyle birbirine sarılıp o kenetlenerek maça Sergen çıkmış Yalçın'ın ki. Sergen Yalçın'ın ve ekibinin geldiği ilk geldiği maçtı. Ve o da maça yansıdı. Çok iyi futbol oynandı. Çok iyi bir mücadele edindi Mehmet abi o maçta. Evet, hatta evet. Galip de gelinebilirdi. 3 puan da alınabilirdi. Doğru. Volkan o iki pozisyonun birini gole çevirse. Gole çevirse çok farklı olurdu. Spor kazanıp gelirdi. Yani o maçta bunu ben duydum. Giden çok o soyunma odası olan bir abimden ben bunu duydum. Ama bir sonraki maçlarda bunu duymadım mesela. İşte yani onu sağlamak lazım ya. Onu sağlamamız lazım. Kalan haftalarda çünkü olmayacak bir şey yok. Mustafa sen de katılırsan. Ya bunu sağlayamazsa. Yani iç sahada özür dilerim. Selahattin bunu sağlayamazsa. Osmanlı maçındaki futbolu oynar isek ağzımızdan yel alsın ama bu takım Sivasspor'a yenilir. Yani bu futbol eğer o maça yansırsa evet, yeter artık sonuna rakip, geldik yani artık. Osmanlı ile yani. Sivas'ın gücü bir değil yani. O futbol olursa sahada Sivasspor farklı bir tarife uygular. Sivasspor geçer abi ne diyorsun? Yani. Sivasspor'un hedefi var. Adam ilk 6 için oynuyor. İlk 6'ya girdiği zaman da yayıncı kuruluştan vesaireden federasyon ona göre bir katkı payı ona alacak. Ona göre yani. Hazırlanacaksın sen de. Yani rakibin de sana al kardeşim kusura bakma sen düşme diyecek bir pozisyonu yok. Kimse dediği sana gibi, altın tepside herkes, sunmaz mı? Aynen öyle. Yani alman lazım. Futbol. Para kazanacak adam. Yani herkes şu anda aynı şeyi yani düşünüyor. Yani amcılık falan yapmak gibi bir amacımız yok ama bizim buradaki, biz Konyalıyız abi. Bizim nüfus cüzdanımızda Konya yazıyor. Biz bu şehirdeyiz. Futbolcu gelir, teknik kadro gelir, o gider, bu gider ama biz buradayız. Bu takımın ligde kalması gerekiyorsa bu futbolcular bir kere kendilerine bir çeki düzen verecekler. Ötesi yok. Yönetim de eline ya maşayı alacak, ya konuşacak, ya motive edecek. Yani tribüne geldin, maçı seyrettin, gittin. Bu değil abi, bu değil olay. Yani çalışma yap, yani bazı şeyler konuşulmaz. Yap, bir şey yap abi. Bir şey yap, yani sen orada sadece gel git, gel git, memur gibi sabah 8, akşam 6 bu hafta Kasımpaşa'yı yani. Düşme adayı takımlar arasında gösteriliyordu yani matematiksel olarak. Gitti Göztepe'ye İzmir'de. Bizim geldi bitirdi bizim, yani şimdi. Evet, geçen hafta size de konuştuk. Konya Kasımpaşa maçı bence ligin düğün maçı olacak diyorduk. Diye düşünüyorduk. Ama geçen hafta için bunu söylüyorduk. Şimdi Kasımpaşa kazandı. Göztepe maçıyla şey yaptı. Antalya Bursa maçına şaşırmadım. Düşündüğüm bir skor oldu. Ama Kasımpaşa Göztepe maçı berabere bitebilecek beraberlik olayı çok yüksek bir maçtı. Taraftarları falan beraber izledi zaten. Ama hiç Bursa'nın pozisyonu yok. Ha Göztepe. Antalya Bursa maçından bahsediyorsun. Evet. Ya ben maçta Selahattin müdürümü de aradım, konuştuk. Ya böyle bir maç yok dedim ama bir maç yapacak diye. Bir şey yok. Antalya Bursa maçı taraftarları zaten beraber izlediler iç içe falan hani dostum hikaye. Şutu yok. Reklamdan önce söyledin sen. Yani bundan sonra Konyaspor'un puan kaybına ya da kesinlikle yani. Tamam, borç yok, alacak yani, durumu da yok. Yüzü de yok. Hani kimseye karşı. O söyledik yani. Artık en büyük rakibi kendisi. Konyaspor takımı çıkacak, oynayacak, kazanacak. Kaybederse de Allah korusun Mehmet abimin dediği gibi bu sona kendini hazırlayacak. Bundan sonra nedenle, kaybedilen bir maçın ardından artık hiçbir şeyin telafisi yok. Telafisi yok. Yani bugün bakıyoruz. Yani kimse de hiçbir takımdan medet ummasın. Bizim oyuncular da mutlaka bakıyordur. Onlar yok, da ummasın. Yok. Kasımpaşa'nın fikstürüne baktık. Dedi ki en fazla 6 puan alır dedik normalde. Karabük ve Gençler Birliği maçları adam gitti yendi. Senin de böyle işte bir sürpriz galibiyete imza atman lazım. Bu Antalya olur. Bursa olur. Ya da Antalya'ya en kötü yenilmeyerek Bursa'yı yenerek olur. İsa'da zaten 3 maçını kesin alacaksın. Karabük'ü de bunu koyacaksın yanına. 12 puan bir kafadan yazacaksın. Maç maç düşünüp gideceksin. Artık herkes daha çok bunun bilincinde olmamış. Şakası yok ya koskoca 2,5 milyonluk şehir sezon başından beri söylüyoruz yani. Trilyonluk oyuncular dediğimiz gibi sorumluluk almak, o mücadele, o hırs,
Çok profesyonellik var. Yani bence yani amatör o ruh kaybolmuş. Yani o biraz eksik. Hani amatör ruh, o transfer cezası alınan dönemlerdeki o tekmeye kafa uzatan, o mutfakta yiyecek bulamazken kahvaltı yapamayan oyuncuların verdiği samimi mücadele, o öyle gerçekten o Erdinç'iyle, o dönemlerde Tolga'sıyla, Selim'iyle. Şimdi bazen de birçok şeyi çok verirseniz bu da zehirler mesela. Bazen şifadır, atıyorum sarımsak çok iyi bir antibiyotiktir ama çok kullanırız ama zehre dönüşür, öldürür de yani. Çok para 60-60 vermek mevzu değil işte. Polyak'ın kaza geçirişinin 8. yılı. Bakıyorum o zaman bir ismini söylemeyeyim. Normal bir araçla kaza yapmış antrenmana giderken. Üzerinden 8 sene geçmiş. Şimdi en basiti binen, yani en yüksek markalı otomobiller var altlarında yani. Şimdi 60 bin, 8 bin, 80 bin belki doyurmuyor, ayrı mesele. O değil mevzu. Ruh, mücadele. O taraftarın, bu şehrin insanının, gariban Mehmet amcamın köyünden çıkıp gelip işte o asgari ücretle çalışıp da bir haftalığını ayırıp da evden izin alıp ya da eve yalan söyleyip maça gelen, kaçan insanların o aidiyetin, o ruhunu, kendini Ankara'da polise, işte orada köpeğe kaptıran kolunu, onun ruhunu, isteğini, arzusunu hissetmek sahada. Mesele bu. Eksik olan bu. Bir de 15 gün ara vardı. Milli maç arasından sonra hani ben daha çok böyle bir mücadele bekliyordum işin açığı. Yani sadece tek taraflı değil. Maçın çok böyle şeyle geçeceğini bekliyordum. Hani böyle vurdulu, kırdılı. Aktarın olabileceği ya. Böyle. Başka yani, kaç tane sarı kart? Mahalle maçı mıydı ya? Bir tane sarı kart var ya. Sarı. Böyle bir maç mı olur hocam ya? Böyle yani bir ortamda, yani. Düşme hattında yani bu iki takım. Atiker Konyaspor için değil yani. Baktığın zaman Osmanlı da o da yani. Uyudu, aynen, sen de uyudu. Hocam geçen hafta burada ne dediniz siz ya? Aman atılmayın, oyunda kalın, 11 kişi bitirin. Yani biz bekliyoruz ki böyle vursunlar, kırsınlar, böyle bir heyecan olsun. Maçta topun önünü kendilerine atsınlar, değil mi? Öyle bir beklentimiz var. Bakıyorum bir tane sarı kart var maçta. Tartışmalar yaşansın değil mi? Yok. Yedek kulübesi sahaya girsin, hakem işte oyuncusu oyunu soğusun. Yani. Hakem var mıydı maçta? Hakem yoktu maçta. Yani. Hakeme hiç düşmedi. Düdük çalmasına gerek kalmadı maçta. Hakeme bir kere hiç düştü. Orada da doğru karar verdi zaten. Ha, evet. Yani oyuncular da izliyor. Zaman zaman izliyorlarsa yani kusura bakmasınlar. Futbolcular da yani bizim derdimiz hepiniz ki hep söylüyoruz ama yani pop poplayın bayla işte bilmem neyle tıpış olmaz, mavi boncuk dağıtamayız yani, hepiniz ki kendi kalitenizin farkına varmalısınız. Bugün geçmişinize bakıyoruz, kimi İstanbul takımlarından gelme, kimi dünya futboluna efendim damga vurmuş isimler. Bir şey soracağım, kimi... bu hafta cezamız var mı? Kart görmedik hocam. Yok, tribünde. Tribünde. Yani bir kapatma falan bir şeyimiz yok değil mi? Yok. O zaman abi burada taraftarlar da iş düşüyor. Sergen Hoca'nın cezası da bitti. O zaman burada taraftarlar da iş düşüyor. Yani bu hafta artık şehir olarak Sivasspor maçını nasıl yani kazanmamız gerekiyorsa kazanacağız. Şey, bunun burada kenetlenecekler. Bu şehir bizim şehrimiz, bu takım bizim takımımız deyip. Bir defa milletin şehrin psikolojisini bozan şu bugün İhsaniye'de gördüm. O ipe dolanmış kir, pislik ve zaten bir parça kalmış koskoca bayrak. Elim kadar kalmış. Orada da dolanmış. O zaten gören o kule tarafında, diğer taraflarda bayraklar paramparça olmuş. Bir defa insanlar onu görünce zaten diyor ki ya şehir düşmüş diyor. Bir defa o bayrakları oradan bir söktüreceğiz yerinden. Yeniden yeni sıfır bayraklarla, bir havayla şehir tekrar bir ayağa kalkacak. Bize yakışmıyor o pislik içerisindeki o bayraklar, parça pislik. Şöyle yani. Bir silkelenip yeniden bir ayağa kalkma haftası. Hep bu beraber. Hafta. Çünkü telafisi olmayan bir hafta oynayacağız. Reklamlara gidelim, devam edeceğiz sonra. Tekrar maç sonuna götürelim sizleri. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik kadrolarının yapmış olduğu açıklamalar var. Onları izleyelim. Ama aynı zaman rakip de buraya bir puana geldi. Onlar da tam olarak açmadı. O yüzden yani dediğim gibi sadece biz baktığınız zaman forvete veyahut defansa değil, takım anlamında olaya bakmamız gerekiyor. Burada mağlup olmuş olsaydınız 1-0, o daha büyük bir tahribat yaratabilirdi. Birincisi Konyaspor'a 3 puan getirecekti. İkincisi bizim açımızdan daha farklı olurdu ama rakibinizi öyle tuttunuz. İçeride daha müsabakalarımız olacak. Onlar çok farklı geçecektir. Bugünkü müsabakayı tamamen futbolcuların çok isteği,
gerçekten çok istediler. Bir de gergin ortam olması yani her iki takım açısından önemli. Yani şimdi Konyaspor kaybetseydi biz de 6 puan yapmış olurduk. Onlar açısından da çok zor olacaktı. O yüzden beraberlik doğru bir sonuç diye tamamen baktığınız zaman müsabakaya. Yani Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın cezalı olunca açıklamayı teknik sorumlu Abdurrahman Baysangur yaptı. Öncelikle deplasmanda rakibimizden almış olduğumuz bir puan için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten atmosferi yüksek bir maç oynadık. Özellikle Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi. Bunu iki maçtır gerçekleştiriyoruz. Tabii ki deplasmanda rakibimizle oynuyoruz. Oyunun değerlendirecek olursak da ilk yarı itibariyle özellikle biraz daha dengeli bir oyun ortaya çıktı. İkinci yarı biraz daha pas yapan taraf biz idik. Topa daha çok hükmeden, pozisyonlar üreten. Baktığımız zaman da rakibimize aslında çok fazla pozisyon vermedik. Maçı kazanabilecek pozisyonlara girdiğimizi düşünüyoruz. Bunları değerlendirebilseydik bugün 3 puan sevincini yaşayacak olacaktık. Tabii ki bu maçtaki mücadele, atmosferi yüksek, stresli bir maç oynuyorsunuz. Bu tür şeyler oyuncular açısından da kolay değil. Ama dediğim gibi oyuncularımızın göstermiş olduğu mücadele bizleri ilerleyen haftalar için umutlandırdı. Önümüzde Sivas maçı var. Buna en iyi şekilde hazırlanıp iç sahada 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, Mahsun'un açıklamalar böyle. İrfan Buz'un açıklamaları aslında beraberliği benimsediklerini, razı olduklarını da açıkça ortaya koyuyor. Tabii Sergen Yalçın cezalı olduğu için maçı yönetemediği gibi açıklama da yapamıyor cezalı olunca. Onun kafasından geçenleri de Abdurrahman Hoca ifade etmeye çalıştı. Şöyle yapalım, maç sonunda ya da maç oynanırken giremeyen devre arasında değil mi bu görüntü, evet. Mustafa? Taraftarlarımızın yaşadığı büyük bir sıkıntı var. Önce görüntüyü bir izleyelim, sonra konuşalım isterseniz. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Konyaspor bugün soruşturma açılmasını talep ediyoruz başlığıyla bu görüntüyü yayınladı. Sevgili yönetmenimiz verirse biz üzerine konuşmaya çalışalım. Çünkü sesleri biz kaldırmak zorunda kaldık. Evet, şimdi görüntünün ne olduğunu anlayamayanlar için ifade etmeye çalışalım. Maç oynanıyor Mustafa. Sen evet. İstersen söyle. Yani devre arasında yaşanıyor bu. Maça giremeyen taraftarlarımız korumak amaçlı ya da insanların hani aramalar yapılıyor statta veya saldırılar oluyor. Bunları önlemek amacıyla insanları koruma, onların güvenliğini sağlamak amacıyla stadyuma getirilen polis köpeği Konyaspor taraftarının başıboş bir şekilde onların üzerine saldırıyor. Görüntüler ortada. Normalde ülke olarak arkadaşlar görüntüleri de tekrar akıtırlarsa zaman içerisinde. Çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Farklı ülkelerden Siyonist, Batılı, emperyalist güçlerin farklı muamelelerine zaman zaman biz rastladık. Ülke olarak hemen akabinde atıyorum bir Almanya'da, Hollanda'da, yurt dışında vatandaşlarımızın üzerlerine köpek salındı. O köpekle aramalar yapıldı. Ülke olarak da buna hemen cevap verdik. Büyüklüğümüzü gösterdik. Şimdi Osmanlıspor ve Konyaspor baktığımızda maçın öyle çok afaki, stresli ya da kavgalı, gürültülü geçeceğine dair hiçbir ibaresi olmayan bir maç. Zaten taşıma otobüslerle minik 12-13 yaşında gençleri, minikleri, okul öğrencilerini bu maça getiren bir Osmanlı yönetimi. Karşıda da 50 kişilik bir grup var sadece. Hani demek istediğim böyle çok büyük olaylara gebe olan bir maç değil. Belki maçın skor anlamında kritik olması bir tarafa,
maça giremeyen taraftarlar oradaki emniyet mensupları onların dağılmasını istiyor dışarıda. Dağılıp nereye gidecekler? Zaten beraber geldikleri arkadaşlarıyla otobüsle dönmek zorundalar yani. Buradaki kişiler onlar da dışarıdan destek veriyorlar. Sonuçta içeride çünkü tamamen kapasite dolu, tribünler tıklım tıklım. Kalan arkadaşlarımız da taraftarlarımız da orada stat dışından destek veriyorlar. O bir mukavemet yok. Gördüğümüz kadarıyla görüntülerde, aldığımız bilgilerde polise karşı herhangi bir taş atmadır, efendim herhangi bir yabancı cisim kullanmadır. Zaten görülüyor görüntülerde de. Emniyet mensupları oradan dağılmalarını istiyor. Dağılıp nereye gidecekler? Her taraf tarla. Yani arazi tarla, boş, başı boş. Orada belki de başlarına çocukların, gençlerin bir iş gelecek. Orada toplu halde bekleyip sadece arkadaşlarının çıkmasını bekliyorlar. Maçın sonucunu beklerken o özellikle bu köpekli olay, bakınız çok tepki çekti şu anda. Bir atıyorum mukavemet olur, polise karşı bir saldırı olur, bir olay olur. Yani sonuçta bir saldırı olur ve siz bu köpekli gücünüzü kullanırsınız. Yani nedir? Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani burada o taraftarın orada köpeğe kaptırtılması, köpeğin onu tutması. Şimdi onu ben özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Yani evet. Biz burada sadece buluşma anını şey yapıyoruz, görüyoruz da. Yani burada ben kimseye yapılanın doğru olduğunu şey yapmıyorum. Sadece edindiğim şey, hani o genç arkadaşım acaba köpeğe bir şey mi oldu? Sataşması mı? Hani bazen kuçu kuçu veya bir şey falan derlerdi. Ona karşılık hayvan normalde vermiş olur. Normalde o köpeklerin ağızları kapalı olur. Ha bilmiyorum ben onu. Evet. Oktay Hocam ağızları kapalı olur hayvanların. Zaten mesele o köpek o taraftarın yanına nasıl gitti? O kadar niye yaklaştırdık yani o gerek köpeği yok, oraya? Doğru söylüyorsun. Farklı bir video daha vardı da sizde var mı bilmiyorum ama ben onu bugün gördüm. Niçin izlediniz? Yani o çocuğun hiçbir şey yapmıyor orada. Sadece polisle konuşurken polis köpeğe bir komut veriyor herhalde ki saldırıyor. O zaman, arkasından, o zaman yanlış tabii. Ki taraftar yanlış. Da çok ciddi tepki verdi yukarıdan ama onlar tribündeler. Telörgüler var. Tribünün tam arkası burası. Yani sahanın tam dışı. Dolayısıyla yani bir de oradaki taraftardan çok polis var zaten. Ha köpeğe ne gerek var? Ne yani? Ben de orada, onu diyorum. Bu yani geldiğinde PKK, PKK'lı değil ki kardeşim. Neye saldırıyorsun? Yani bu spor için gelmiş oraya. O adam ne yapacak? Silah yok elinde. Ve iki şey taraftarın yok. Atıyorum iki taraftarın karşı karşıya gelme durumu da yok. Ha evet. İşte bunlar hani birbirleriyle maç sonu atıyorum nedir bir Ankara Gücü ya da bir başka hani böyle sıkıntılı olan maçlar Mustafa olur taraftarlar yine olur. Bana yine bana tepki gösterecekler. Birileri yazacak falan filan ama ben söylüyorum bak. Sahip çıkanı yok kardeşim. Var mı? Bir tane Trabzonlu geliyor burada emniyet müdürünü getirin buraya kardeşim diyor. Senin taraftarına köpek saldırıyor. Kimsenin ruhu duymuyor. Geliyor burada. Ne yazdı? Suç duyurusundan bulunuyor. Ya bırakın abi bu işleri ya. Yani suç duyurusunda bulunmayacaksın. Orada telefon edeceksin. Sen başbakan çıkarmış bir şehirsin ya. Orada milletvekilin var abi. Telefon edecek emniyet müdürüne. Bu nedir diyecek ya. Buna rağmen bu taraftar o maça gidiyor yine. Yine 40 bin kişi Sivas maçına gelecek. Allah aşkına eleştirdiğin zaman yönetim ondan sonra yeni kaynak konuşuyor. Yalan mı abi bunlar? Yapmayın ya. Yani takıma sahip değilsin. Taraftara sahip değilsin. Ne yapıyorsun abi sen? Sabah 8 akşam 6 memur. Maça 13 kişi gelmiş. İstersen 130 yönetici gel. Bir tane gel de iş yap abi. Her neyse. Yani bu, o yüzden diğer maçlarda da mesela başka deplasmanlarda da stat ben öncesini ben şehrin dışında evet. Bir yerde toplanıyor. Toplatıyorlar. Almıyorlar. Yani sıkıntılı olmasan bile. Belli bak, aralıklarla güvenlik gereği bir şey yapıyorlar da burada güvenlik oluşturacak bir durum da yok. Ama bizde böyle değil ki Konya'ya gelenler çok rahat geliyorlar. Hiçbir ya, efendim, Konya, sıkıntıyla karşı karşıya Konya, kalmıyorlar. Konya herkesin hatta yeri, en güzel deplasmanı abi. Konya en güzel yeri geliyor kendi tırlarını takımlarının satış yaptıkları store tırlarını getiriyorlar stadımızın dibine kuruyorlar gözümüzün ya. İçine sokuyorlar. Bu kadar rahatız biz Konya'da ama deplasmana giden taraftarımız önce noktalarda toplanıyor aç susuz ya lavaboya gideceğim ihtiyacım var diyor bırakmıyorlar adamları yani. Bu ne abi? Ha, köpeklik bir durum yok. Yok onu yani anlatıyorum. Burada o soruşturma açılması istemiyorum. Ben bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çıkmaz tabii. Bir şey çıkmaz. Onların da şunu diyecek. Ne işi var orada onların diyecek. Ya ben Ankara'da bak Ankara'da nedense bu bilmiyorum.
Yani kimse yanlış anlamasın, Ankara'da ne kadar sıkıntılı böyle bir taraftara müdahale olan yer gördüysem Ankara. Ankara dışında toplanıp taraftarlara toplu cezalar verildiği, her çıkana keyfi bir job vuruldu. Bak polis bizim yeri geldi mi programlarda biz ne yapıyoruz? Vatan hainlerine, terör örgütlerine ağzımızı böyle doldura doldura hepsine burada lanet okuyoruz. Yeri geldi mi askerimize, polisimize her programda sahip çıkıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Elbette. Çünkü kimimizin kardeşi, kimimizin abisi, kimimizin babası. Elbette. Polis dediğin adam kim? Bu insanlar zor görev yapıyor. Ama kardeşim yani biraz da burada inisiyatif kullanırken maçta bir gerginlik yok. Size bir saldırı yok. Taraftarın elinde bir şey yok. Yani köpekle taraftarın üzerine köpeği bırakmak ne demek ya? Yani bu nasıl, neyle açıklanır? Ben yaşadım bunları, ondan söylüyorum. Ankara'da nedense biz bunları yaşıyoruz abi. Allah şahit, ben kendi gözlerimle gördüğüm için. Kapıda bekliyor, çıkış kapısında bir iki tane orada emniyet mensubu. Ankara gücü maaşlarında falan geç. Her çıkana bir job. Abi arasında çoluğu var, çocuğu var, bir suçlusu var, küfreden var, etmeyen var. Niye vuruyoruz yani? Sebep ne? Ya burada öncelikle orada da toplumsal psikolojiyi iyi algılaması lazım emniyet mensuplarının. Doğru, kaldı ki başkentte polislik yapıyorsun sen. Başkentte yapıyorsun yani. Ya evet, yani aslında aynaya bakıp birçok şeyi düzeltmemiz lazım da burada öncelikle kardeşimize geçmiş olsun dileyim ben. Evet. Hoş evet. Olmamış. Emniyet yani aklıma başka şeyler de geliyor. Hala temizleyemediklerimiz var mesela. İçimizde emniyet camiasından da başka bir şeyler. Hani biliyorsunuz devleti zaman zaman zor durumda bırakmak için farklı eylemler yapıyorlar, farklı uygulamalar yapıyorlar. Bunu yerel yönetimlerin içinde de görüyoruz. Bakıyoruz efendim farklı uygulamalar, esnafı canından bezdirecek hamleler, uygulamalar. O zaman diyoruz ki çünkü asıl 2019'dan sonra asıl temizlik başlayacak. Burada acaba diyorum bu şeyler yaklaşırken yine mi yani var mı, bilemeyiz ki abi, hala çıkıyor. Hala her gün haberlerde izliyoruz. Hala soruşturmalar devam ediyor. Hepsini aynı kefeye koyamayız ama polis bizim başımızın tacı. Devletimizin, ama bir gerekçe göremiyorum. Yani bir neden uyarırsın, oradan kovalarsın, gidin buradan dersin. Gencecik çocuklar. Birincisinde dinlemezse ikincisinde sana zaten karşı gelen yok, gelemez. Orada bir sürü emniyet mensubu var. Orada da bir avuç dışarıda kalan taraftar var. Yani demek istediğim, neden hep bizim başımıza geliyor yani? Olmasaymış iyiymiş. Mehmet abim az önce ifade etti. Çok güzel söyledi. Şimdi Abdullah Ağralı, Mustafa Kalaycı, Kaşkolu'yla beraber ve diğer vekilimizin adı aklıma gelmedi. Uğur Kaleli. Uğur Bey. Uğur abi, Uğur Bey, her maça geliyor zaten. Her maça neredeyse geliyor. Sağ olsunlar, birliktelik adına güzel bir görüntüydü. Gençler Birliği maçına gelmemişlerdi. Buradan sitem etmiştik. Bu saatten sonra birlik beraberlik içerisinde olacağız. Üzüldüm yani, geçmiş olsun. O taraftarımıza ve diğer taraftarlarımıza. Önümüzde tabii daha uzun detaylı konuşmak isterdik. Önümüzde çok önemli bir Sivasspor maçı var. Bu karşılaşmayla ilgili konuşmamız lazım. Şehrin hareketlenmesi lazım. Bu motive ve olunması, odaklanılması lazım. Ama Yavru Kartal'a bir göz atalım. Maçı özetini bir izleyelim. Sonra önümüzdeki hafta oynanacak maçı, Konyaspor'un son durumunu konuşmaya çalışacağız. Anadolu Selçukspor Sakarya deplasmanındaydı. Maçın özeti geliyor. Spor Toto 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor deplasmanda Sakaryaspor'la karşılaşıyor. Sakaryaspor'un cezası nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanıyor. Konuk takım hata, Savaş kontrol edecek topu. Bir anlık hatası, Savaş'ın tecrübeli oyuncu ve bu kafa vuruşu golü getiriyor. Sakaryaspor erken gelen bu golle 1-0 öne geçti. Tekrar izliyoruz. 11. dakika, Mahir Sağlık gol atan isim. Erken gelen gol, Sakaryaspor'da büyük sevinç var. Savaş milli takımdan dönmüştü geçtiğimiz hafta. Anadolu Selçukspor serbest vuruş kullandı. İndirilen top, yerden vuruş, İbrahim dışarıya gönderdi topu. Köşe atışı kullanıyor Sakaryaspor. Arkada bir boşluk, dokunamıyor ileri uç elemanları. Serbest vuruşu Ali Yaşar kullandı. Anadolu Selçukspor'da kafa vuruşu bir kez daha doldurdu. Son vuran Sedar Karaman. Kafayı kaleci kontrol etmeyi başardı. Sakaryaspor hücumunda Mücahit açıyı kapattı. Orta sahada Ali Yaşar'a yapılan hareket faul. Hemen kullandı Ali Yaşar. Hızla hücuma çıkıyor Sedar Karaman.
Sedar topu taşıdı. İçeride Mücahit vuramıyor. Çok net bir gol şansı. Mücahit Can Akçay değerlendiremedi bunu. Sakaryaspor hücumda. Ev sahibi takım 1-0 önde olmanın avantajıyla ileri çıkan Anadolu Selçuk Spor karşısında kontrataklar deniyor. Erken gol bunlara bir avantaj sağladı. Sedar Karaman içeriye çevirdi. Mücahit Can Akçay ve beraberlik golü geliyor. Mücahit Can 43. dakikada bu golle beraberliği sağlıyor karşılaşmada. Ve ardından kırmızı kart geliyor Beyhan Şimşek. Dördüncü hakemin ikazıyla kırmızı kart görüyor. Beyhan'ın itirazları var. Skor 1-1. Golün ardından Beyhan'ın gördüğü kart. Ve ilk yarıda son bölümlerde Mücahit Can Akçay'la bir kez daha denedi kaleyi Anadolu Selçuk Spor. İlk yarı sona erdi. 10 kişi oynuyor Sakaryaspor ikinci yarıyı. Anadolu Selçuk Spor rakip yarı alanda oynuyor ikinci yarıda. Ahmet Önay Sedar'la oynama düşüncesi, kaybedilen top bir kontratağa dönüştü bir anda. Dakika 52. Ramazan bu golle Sakaryaspor'u öne geçirdi. Bir anda savunmanın arkasına sarttılar. Ve gol geliyor. Mahir pası aktaran isim, tecrübeli oyuncu. Ali Yaşar topun başında, köşe atışı kullandı Anadolu Selçuk Spor. Müsait pozisyonda kafa vuruşu kaleciden. Tekrar devam edecek hata. Ayberk. Kaleciden döndü. Yeşil beyazlar bastırıyor beraberlik için. Savunmanın arkasına gönderilmeye çalışılan top Ayberk tarafından. Bir kez daha şut kaleci son anda. Tecrübeli isim kalede Sakaryaspor'da. Mahir. Çok tehlikeli bir oyuncu. Yerden vuruş avuta gitti. Anadolu Selçuk Spor Özkan'la geliyor bu kez. Özkan Taşdemir ortası içeriye doğru. Kafa vuruşu dışarıya. Alpaycin. Bu ataklar Anadolu Selçuk Spor'a beraberlik golü getirmedi ve Sakaryaspor 2, Anadolu Selçuk Spor 1. Maçın sonucu. Önemli bir avantaj sağlayabilirdi Anadolu Selçuk Spor ama çok şey kaybetmiş değil. Tabii avantaj ele geçirebilirdi buradan eğer galibiyeti alsaydı. Kalan 5 maçta içeride oynayacağı 3 maç nispeten biraz daha küme düşmesi neredeyse kesinleşen Karşıyaka, Silivri Spor ve son maçta da doğrudan rakibi Hacettepe ile evinde oynayacak Buksaş ve Bandırma deplasmanları var. Onlar da playoff için oynayan hemen üzerindeki iki takım hocam. Arada 4-5 puanlık bir fark var. Playoff'a gidebilir tabii. Sezon başı nasıl kurulduğunu bildiğimiz için takımın bugün burada olması çok büyük bir başarı. Ya tabii yani geçen bunun hafta altını çizmek lazım. Geçen hafta Alper Hoca ile de burada beraberdik. Evet. Yani bir kere bu gelinen nokta tesadüf olmadı. Aşağı yukarı 2 yıllık bir projenin bir ürünü olduğu ve başarısı öyle hani kolay elde edilmeyecek bir başarı olduğunu zaten konuştuk. Ha, playoff'a çıkar çıkmaz bence bundan ziyade gelinen nokta ve başarıyı bence alkışlamak lazım. Destek olmak lazım. Her türlü destek olmak lazım. Yani maddi, manevi bu takıma sahip çıkmak lazım. Kalan 5 maçta en azından 3 maç içeride oynayacak. Yani yanında olalım. Hem yanında olalım. Olmuyorsa da yani olabilir. Dünyanın da sonu değil. Ama son maçta olmasa bile ayakta alkışlayarak bu gerek Alper Hoca ve ekibi ve beraber sinerji oluşturduğu futbolcu grubuyla birlikte alkışlamak lazım. Tebrik etmek lazım. Ben yine tebrik ediyorum. Umarım daha iyi, daha ciddi başarılara imza atarlar bu takımla, bu ekiple birlikte. Ha, işte, tamamen tecrübesizliğin kurbanı olmuş. O yeniden ikinci gol. Hücuma çıkarken Sonmon öne çıkması, orta çizgiye kadar geliyor olması ve araya atılan bir pasta çok kötü bir gol yemişler. Ki sonrasında yakaladıkları pozisyonları gole çevirse en kötü beraberlikle dönebilirlermiş. Hayırlısı olsun. Ama yine de ben onları tebrik ediyorum. Hala playoff için güçlü bir aday. Onu ya, da söyleyeyim. Olmaması için bir sebep yok. Ama işte futbol bu.
Tamam, oynayacağı rakipler belki hedefi olmayan rakipler ama yine de maç işte bazen de kazanamayabiliyorsun. Yani her şey, her türlü sonuca hazırlıklı olmak lazım ama dediğim gibi olmuyorsa da yine üzülmemek de üzülecek bir şey yok hocam. Yani. Çünkü hakikaten çok güzel bir başarı, güzel sezonun meyvesini bu böyle bir hedefle kapatıyorlar. Ayakta alkışlanacak güzel bir başarı elde ettiler bence. Mehmet abi, geçtiğimiz sezon sponsorluk sürecinde siz de yakından takımı takip ettiniz. Evet, Atiker evet, geçtiğimiz yıl forma sponsorluğu vermişti. Şehrin dinamikleri zaman zaman bu şekilde yanında olarak büyük destek verdiler tabii. Anadolu Selçuk Spor'u ayakta tutmak lazım. Çünkü Anadolu Selçuk Spor'dan Konya Spor'un geleceği çıkabilir bu yılki kurulan sistemle. Bunun üzerine gitmek lazım. Hani biz hemen bekliyoruz işte her yıl bir iki oyuncu verilsin diye de altyapı işleri uzun sürekli işler. Sabretmek lazım. Şimdi gruptaki takımlara bakıyorsunuz. Şanlıurfa Spor şehir takımı. Karşıyaka çok büyük bir camia. Altay öyle, Sakarya Spor öyle. Bütçeler çok ciddi. Orada harcanan bütçeler çok ciddi. Hacettepe, Buksaç diyoruz. Bunlar Ankara'da işte bizim yapmaya çalıştığımız bu sistemi Hacettepe ve Buksaç yıllardır yapıyorlar. Biri Osmanlı Spor'a, biri Gençler Birliği'ne. Yıllardır aynı sistemi yapıyorlar. Bir de Altay, Bursa dediğin şey, Karşıyaka dediğin takımı asırlık takım yani. Abi, kaç yıllık değil yani? Süperlik görmüş yani. Takımlar ya dediği doğru ya. Asırlık takımlar bu ekipler arasında eğer biliyor musun? Oynarsa aynen. Büyük bir başarı ki inşallah yapar. Ve düştü yani Karşıyaka, düşün. Değil mi? Evet. Düşün, düştü yani. 2-3. lige düştü. Düşenin dostu olmaz Mustafa'm. Gidersen öyle olur. Evet. Mesajlar var. Onlara da bakalım. Bu hafta iyi hazırlanmamız lazım hocam. Hepimizin iyi hazırlanması lazım bu maça. Konuşalım birazdan. Birkaç mesaj okuyayım da. Ali Kaya yazmış. Osmanlı Spor karşısında altın değerinde 1 puanla döndük. Allah izin verirse Sivas Spor karşısında 3 puan olarak rahatlayacağız. Konya birlik ve beraberlik içerisinde olalım demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Rahim Kaya. Yönetim her maç başı biraz primleri mi artırmalı diye. Önceliğin şu mu demek istiyorum, Ankara'da bize sanki kötü davrandılar diye az önce gösterdiğimiz görüntülerden ötürü kuaför Rahim Kaya uzunca bir mesaj yazmış. Teşekkür ederiz. Şadi Akkoca Almanya'dan yazmış. Gönülden başarılar. İnandık başaracağız. Murat Önda, herkes rahat olsun ligde kalacağız diyor. Bursa'dan izliyorum. Akşehirli Ramazan Bozkurt, selamlar gönderiyorum. Davete icap etmeyen siyasilerimize sesleniyorum buradan demiş. Lütfen bu maçlarda, artık kalan maçlarda takımımızın yanında olalım. Coşkun Duman, duran toplardan gol niye atamıyoruz? İşte konuşmaya çalıştık biz değil mi? O forvetleri iyi kullanamıyoruz. Yani kullanamayışımızın sebebi kanat oyuncularının yapacağı ortalar, o Yahovic'i, Eto'yu iyi kullanabilme adına bize duran top ama farklı bir şey söylüyor. Duran top kullanan adamın, onu da son 2 dakikada oyuna aldık. En iyi. Alamadık hocam, sakatlanınca. Yok. Kenardaydı, girecekti. Sakatlanınca evet. Mokye Volkan girdi yerine. Orkan giremedi ya zaten yani. Şimdi öyle kapalı bir oyunu, rakibin kapalı oyunu. Kanatlardan aşamıyorsun. Anladığım kadarıyla seyircimiz duran toptan ziyade hani böyle mesela Galatasaray maçında duran topta gol attık. Kornerlerde bir çalışılmışlığımız yok mesela. Ben 2 maçtır yok. Seyrediyorum. Kornerlerde, duran toplarda demek istediği herhalde olabilir o. Olabilir belki. Ben onu algıladım. Olabilir, Mehmet olabilir, olabilir, doğru. Evet, Hüseyin Çimen. Herkesin keyfi yerinde maşallah diyorduk. Osmanlı Stadyumunda neydi derdimiz demiş. Düşünce değil, düşmeyeceğiz diye de devam ediyor. Konyaspor ilk yarı son 7 maçında 4 puan almış. Ligde kalması için 14 puan gerekti. Bu futbolla olur mu bu diye soruyor. Ve bu haftaki maçı oynarsa dedi Mehmet abi, Sivasspor maçında biz galibiyet alamayız dedi. Fakat 14 puan tespit doğru yalnız. Kalan maçlar için. Biz ne hesaplamıştık? Biz 12 hocam dedik. 12. Ama 39 dedik biz. 12. Yani evet. 14 lazım. Tabii yani şimdi burada Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Göztepe maçlarının kesin kazanılması 12 puan yapıyor zaten. Deplasmandan bir galibiyet ya da 2 beraberlik. Antalya, ya bir galibiyet. Bursa deplasmanları, Antalyaspor veya Bursaspor karşısında da bir galibiyet ya da ikisinden beraberlik. Yani yenilme lüksünüz yok. Yok. Fenerbahçe maçına kadar hiçbir maçta yenilmeyeceksiniz. Fenerbahçe maçına bırakmayacaksınız ya. Bir de Oktay hocam, şöyle bir şey var mı? Katılır mısınız? Hocam, buna kalmadan bitirmek için tek çare bu, yenilmemek. Şimdi burada konuşuyoruz da
hakikaten takımın gücü olmasa, bunları yapamayacak bir takım olsa deriz ki ya biz düşeriz abi. Yani. Aa, evet yani. Şimdi hakikaten takımımız iyi bir takım abi. Ya kadromuz kötü bir kadro değil. Türkiye'nin en iyi kalecisi bizde bana göre. Bu takım 14 puan alır mı? Abi bana göre Türkiye'nin... Alır mı bu takım? Kalan maçlara bakalım. 14 puan alır mı bu maçlara? İnanırsa alır abi. Niye almasın? Alamayacak yani, bir kadrosu yok. Yok hayır. Şimdi kesinlikle. Galatasaray maçındaki oynanan futbol bunu gördükten sonra bu takım, yani Sergen Yalçın'la bir şeyler, bir kıvılcım, bir hareketlenme var. Ya taze nefes şey hep olur yani, bu normaldir. Ha, Konyaspor'un bence tek sıkıntı çekeceği şey işte rotasyonlu konusunda sıkıntı çekiyor. İşte kart cezalıları hani ilk 11'de standart 11 mesela işte Mehdi cezalıydı. Bu maçta sıkıntısını çekmedin mi? Çektin evet, abi. Tabii. Kimse bunu kabul etmek lazım. Çektin mi? Çektim. Moke yapmaya çalıştı. İleri çıktı, top sürdü, adam ama geçti bu hafta Moke bana göre Moke'nin Konyaspor'da oynadığı en iyi hafta bu haftaydı bana göre. Mustafa katılır mısın? Moke çok iyi bu hafta. Tabii sahanın. Ya sahanın en iyi adamlarından biriydi. Volkan Şen sakatlandı mı bu maçta? Evet. Yani durumu nedir, bir bilginiz var mı? Kötü değil, bir şey yok. Volkan yani. Ve Moke ile ilgili yarın bir açıklama bekliyoruz tabii. Moke de sakatlanarak çıktı. Ta oranın alternatifi var. Ömer Ali var zaten. Ömer Ali de zaten şu anda bayağı bir dinlendi o da. Bir hırs var değil mi onun var, üzerinde var, de? Var var. Aynen. Ama o da mesela. Hocam bir şey o daha söyleyeyim. Yatavare de o hazır. O da aynı. Yani katkı sağlayamadı. Yani Yatavare de hazır. Yani evet, Yatavare de hazır. Kenarda bekliyor Yatavare o. Yani tam 4-3-3 çıkacak. 3 yani, forvet. Allah. Kanat oyuncusu asıl yeri yani oynar orada. Yatabari orada işte yapar bence. Ha Mehmet abi 4-3-3 3 forvette çıkacaksın değil abi. Mi? Olur mu abi? Tarih çizdi. Oynatır onu. Güçlü bir oyuncu. Ya tabii teknik. Reklama gitmemiz gerekiyor. Son kez reklamların ardından devam edeceğiz. Son bölümde karşınızdayız. Ahmet Çağlar sormuş, Konyaspor bu haliyle ligde kalacak mı Osmanlıspor maçıyla? Bu kadro ne yapsan olmaz diyor. Mustafa Parlak Konya'dan, iki maç üst üste galibiyet alamadık. Selçuklu'dan İbrahim Soylu, 7 hafta kaldı. Başarılar diliyorum oyuncularımıza. Nalçacılar Bodrum'dan, Konyaspor'da futbolcular, bilinmiş kişiler neden Konya taraftarı mutsuz, tedirgin, neden ligde kalamayacak mıyız diye soruyorlar. Yorumlara bakıyoruz. İstanbul'dan Erdoğan Özyürek, Konyaspor'a başarılar diliyorum. Rakiplerimizin maçları çok zor. İnşallah kalırız dikte diye devam etmişler. Mehmet abi yani futbolcular bilindik neden ligde kalamıyoruz? Yani koş, evet. Ya şimdi beyefendinin ismini bilmiyorum ama bunu biz de biliyoruz ama bu iyi futbolcu olmak sahada 3 puanı sizin takım çok iyi diye 3 puan yazmıyorlar. Oynayacaksın, kazanacaksın. Şimdi bu kadronun zaten bu futbolla bu hale gelmesine biz hayret ediyoruz. Onu konuşuyoruz. O inanç eksikliği var. Yani hakikaten çok iyi kadromuz var. Bu takım beklentinin %10'unu falan oynuyor yani. Yani şu takımdaki oyuncular teker teker ele alırsak gittikleri ligde birçok kulüpte rahatlıkla oynarlar değil mi hocam? Süper Doğru. Ligde. Ama buna rağmen kadrodaki o uyumsuzluk ya da isteksizliğin sebebi ne bilmiyoruz. Bundan kaynaklanıyor. Yoksa bu takımda bunu yapabilecek kapasitede oyuncular olmasa biz deriz ki yani gücümüz bu yani uğraşmanın gereği yok. Ha futbolda 90 dakika bilemezsin yani sürpriz şeyleri de olabiliyor. Ama bu üst üste son 4-5 haftadır ele geçen fırsatları tepince haklı olarak da biz bunu söyleyebiliyoruz yani. Bu takım gücünün çok çok altında oynuyor. Ama inşallah biz yanılırız. İnşallah Konyaspor sahasındaki maçların tamamını artı deplasmandan en az bir galibiyet ya da iki beraberlik alır ve ligde kalır. Çünkü hakikaten Konyaspor bu şehrin takımı. Atiker Konyaspor bu şehre renk katan bir takım. Bizim Mevlana'mız var, bir de Konyaspor'umuz var. Başka neyimiz var yani? Dolayısıyla bir maç olduğu zaman şehrin esnafından, işte otelcisinden, taksicisine kadar şehre ciddi geliri oluyor, getirisi oluyor. Ligde kalmamız gerekiyor. Başka alternatifimiz yok.
Ama bunu sahaya da yansıtacak olan bizim inancımız değil, sahadaki oyuncuların inancı. İnşallah bizim istediğimiz nitelikte bir futbolla bundan sonraki maçları kazanıp ligde kalırız. Tabii taraftarın desteği çok önemli. Önümüzdeki Sivas maçı hem devam açısından, ligde kalma mücadelesine devam açısından. Çünkü yenilirse şansını tamamen yitirirsin artık. Bunun dönüşü yok. Dolayısıyla taraftarın da orada, ben zaten geleceklerine inanıyorum ama buradan bütün herkese tekrar o maça davet ediyoruz. Takımımızı desteklememiz lazım. Konyaspor bizim Konyasporumuz. Konspor.com yazarlarımızdan Mehmet Yıldırım diyor ki Konyaspor doğasına uygun futbolu ilk defa bu hafta oynadı. Baskılı mutlak galibiyet amaçlı oynasaydı mağlup olma ihtimali çok yüksek olurdu. Bu arada Konyaspor'un bu sezonki en kötü transferi bence Eto oldu. Eto'nun yedek kalması bile Sergen Yalçın'ın doğru yolda olduğunu gösterir. Asıl şaşırtıcı olan Osmanlı'nın defansif oynamasıydı. Sivas maçında da aynı tarzda oyuna çıkamadı. Tersi durumda Sivasspor karşısında yıkıcı bir sonuç alınabilir. Beraberliğin katkısı yokmuş gibi görünebilir. Mağlubiyet durumunda oluşacak paniği önlemiştir diyor. Mevcut fikstire göre Konyaspor ligde kalma ihtimali en yüksek takımdır diyor. Mustafa Sonkur transfer taraftarların yaşadıklarıyla ilgili serzenişte bulunuyor. O da orada bize yapılanları neden sindiremiyoruz diyor. Osman Aras, teşekkür ediyoruz. Antalya Spor deplasmanda kazanmak lazım. Ahmet Arbas, Yatabare, Eto, bunlar sahada olsaydı farklı olurdu diyor. Ali İpek, inşallah bu sezonu sağ salim bitirsek inşallah düşmeyeceğiz diye devam etmiş o da. Bu ve benzeri mesaj çok tabii Oktay Hocam. Mehmet abinin dedikleri gibi yani bu süreç tabii bizi çok yıprattı ama kalan haftalarda maç kazanmak adına özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda hepimize görevler düşüyor. Ya şehir bizim şehir, takım da bizim takımımız. Mehmet abinin dediği gibi başka Konyaspor da yok. Başka Konya da yok. Sahip çıkmak lazım. Tamam, sene başında transferlerde bazı hatalar olmadı mı? Oldu. Bunu herkes kabul ediyor zaten. İki sene üst üste Avrupa'ya gitmiş ve bunu da Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile taçlandırmış bir takımın bugün böyle düşme potasında puansal olarak görünmesi hoş bir şey değil. Yani bu düşüşün sebeplerini araştırmak lazım, derinine inmek lazım ama şimdi onun zamanı bu zaman değil. Hı hı. Sene bittiği zaman inşallah takım da ligde kaldığı zaman umarım bu hatalardan, bu şeylerden ders alınarak yeni sezona daha farklı bir yapılanmayla girilir diye düşünüyorum. Evet, Sivas maçı önemli ama Sivas'ta hani çantadaki keklik 3 puanı hemen, yani biz hep diyoruz içerideki maçları almamız lazım ama o maçı da hap diye alacağımız bir maç değil. Kolay bir maç değil. İyi bir kadroya sahipler. İyi futbol oynuyorlar. İyi de orta saha ve uç forvetleri de çok iyi. Burada taraftara büyük iş düşüyor. Taraftar orayı 42 bin olarak doldurmalı abi. Ne olursa olsun. Hani deplasmana düş, 40 bini doldurmalı. Sonrasında önemli deplasman Antalya. Her zaman söylüyoruz, sürpriz bir 3 puan getirmesi lazım. Ekstra bir 3 puan alması lazım. Kesinlikle. Bu Antalya olur, Bursa olur, onu bilmem ama bir şekilde bir 3 puan almalı lazım. Tabii bunu söylerken biz ne diyoruz? İçerideki hiçbir maçı kaybetmemek. Karabük'ü saymıyoruz artık. Yani Karabük alırız diye düşündüğümüz için saymıyoruz. Yani. Çünkü Karabük bütün takımların, kesin Gençler Birliği, Alanya, Antalya, Osmanlı'nın hedefindeki bonus takım. Yani 3 puan herkes puanı şey yapıyor. Hocam kesin alınması gereken 4 maç var. Onlardan birisi Karabük deplasmanı. İçeride yani. De 3 maçınız var. Kesin alınması gereken. Kesinlikle alınması lazım. Karabük'ün 2 takım maçlarını yaptı yalnız Karabük'le. Evet, doğru söylüyorsunuz. 2 tanesi yaptı. Onun için senin için 3 puan. Bu hafta Antalya oraya var. Gidiyor. Bu hafta Antalya oraya gidiyor. Eminim ki onlar da kendi nasıl Konyaspor oraya 3 yazdıysa o da 3 puan yazmıştır. Ha, Karabük de kolay teslim olmuyor. Ünal Karaman'dan sonra iyi bir Sivas şey. Sivas maçında çok iyi mücadele ettiler. Ya, Kayseri maçında da iyi mücadele ettiler. Karabük beraberlik golünü kaçırdı Sivas deplasmanında. Kayseri maçında da iyi mücadele ettiler ama gelip Osmanlı'dan 4 tane yediler. Yani evet. Çok enteresan bir orada bir şey var. Dengesizlik var futbol anlamında.
He, ama baktığınız zaman Gençler Birliği, Alanya, Antalya, Osmanlı. İşte yazdık hepimiz. İşte o hafta şuraya 3, buraya 3. Herkes yapıyor bu hesabı. Ama ne olursa olsun sen kendi maçlarını kazanmak zorundasın. Kendi hedefine ilerlemen için. Kendine göre oynayacaksın. Başkasının aldığı sonuç seni ilgilendirmeyecek. Benim kendi görüşüm. Ama nihayetinde arkadaşım bir mesaj doğru söylüyorum. Yani alınacak 14 puan. Evet. Bu takım ligde tutar diye düşünüyorum. Hani aynaya dönüp biraz da kendimize bakmak zorundayız. Yani her şey toz pembe değil. Bazı gerçekler var. Bazı geç kalınmışlıklar var. Bunları siz biliyorsunuz. Size paylaştım. Özel bir anlatılmayacak şeyler. Keşke bu geç kalınmışlıklar daha önceden düğmeye basılsaydı. Daha önceden kişilerin aklına gelseydi. Keşke daha önceden konuşulsaydı, paylaşılsaydı. Paylaşımcı değiliz maalesef. Biraz öz eleştiriyi kendimizde yapalım. Paylaşımcı değiliz abi. Bizim işimiz günü bitene kadar. O gün seninle işim bittiyse ben ertesi gün seni tanımıyorum. Yok abi, böyle bir dünya yok. İlişkilerinizi her zaman iyi tutacaksınız abi. Özellikle futbol camiasında bunlar şart. İlişkini her zaman iyi tutacaksın. Sen bir yere gidiyorsan, adam sana oraya gittiğin zaman geldiğine saygı göstermek zorundadır abi. Tanımıyor ki saygı gösterse bizimkini. Yani... Geldiğine saygı göstermek zorundadır. Ya bazı şeyleri söylemek istiyorum, söyleyemiyorum. Kalıyorum bir noktada. Kal boş ver. Kalayım ben orada abi. Bir de Selahattin'cim orada Eto'yla ilgili bir şey söyledi evet. Herhalde bir arkadaş. Kim evet, bilmiyorum ama. Evet, ben de şaşırdım ya. Mehmet Yıldırım. En kötü transferi mi dedi? Evet. Şimdi en kötü transferi dediği Eto sayıyorum. Real Madrid. Barcelona. Inter. Mallorca. Inter. Chelsea, Everton, Sampdoria. İngiliz liginde oynamadığı takım yok. Dünya markası bir oyuncu. Türkiye liglerinde hali hazırda 2017-2018 sezonunda en fazla kupa görmüş yerli ve Avrupalı oyuncu dahil en üst düzeyde bir oyuncu. Şu an hazır değil de anlarım ki yani bir oyuncu ne kadar da hazırlanır ama en kötü transfer derse bilmiyorum yani. Ya onu şöyle demiş olabilir Mehmet abi. Ben yine iyimser. Yani polyanacılık yapayım ben burada. Şöyle demiş olabilir. Şimdi Eto geldi. Takımda bazı şeyler sarsıldı şöyle bir dengeler. Dengelerin bozulmasıyla. Dengeler bir nevi birazcık şöyle şey yapıyor. Aslında gerek var mıydı hani dengelere? De, bence gerek yoktu. Gelen futbolcu bunu kabul ediyor olması lazımdı. Ama işte hani o iki teknik... Işte hani Mehmet Hoca ile geldi. Hı-hı. Sergen Hoca geldi. Haliyle takım içinde Mehmet Hoca o şeyi sağlayamadı herhalde. Hı hı. Hani o bildiğin bahsettiğimiz dengeyi sağlayamadı. İşte kaptan gitti. Denge dediğim bu şeyler bunlar. Dediler, dedikodular çok oldu. Takım içinde gruplaşma oldu olmadı bilmiyorum. Sadece bizim dışarıdan varsayımımız. Böyle bir zarar oldu. Böyle bir zarar olmuş olabilir. Bir de artısı evet. Var tabii. Şimdi Konyaspor bu durumda olmasaydı keşke, daha rahat bir konumda olsaydı Eto'nun çok şey katacağına inanıyorum ben de. Şu sonuçlara baktığınız zaman çok bir şey vermemiş gibi görünüyor ancak 2 gün önce bir haber yapıldı. Kayseri maçında adam aldattı, İki gün önce getirdi. Bir haber yapıldı. Ya bize maç kazandırdı bu adam, yapmayın ya. Fransız basınında çıkan bir haber. Fransız basınında çıkan bir haber diyor ki Eto... ülkesinde cumhurbaşkanı olacak. Evet. Yani gündeme öyle bir düştü ki bütün dünyada Konyaspor'un futbolcusu Eto diye lanse edildi. Şimdi bütün dünyada çıktı. Bütün dünya basınında yer aldı. Hani keşke Konyaspor daha rahat bir durumda olsaydı da Eto bu kadro Fransa'da içerisinde. Fransa'da bir spor gazetesi yazdı bunu. Evet. Şun yani ve dünya konuştu. Dünya konuştu. Yani bu adam marka Konyaspor'a adam. Bu adam çok ciddi katkıyı böyle sağlayabilirdi. Ha futbol anlamında ne verdi ne aldı bu tartışılır hocam. Futbolu zaten saatlerce konuşarak bir yere varamıyoruz tartışmalarda. Ama ha bu arada şey açısından da hani şimdi tamam Eto iyi bir transfer ama iyi transferin karşılığında Eto alıyor maddesel açımda. Madde açısından iyi bir artısı var. Konyaspor'a külfeti yok mu? Konyaspor'a külfeti, maddi açıdan külfeti de var. Çok ciddi bir külfeti de var. Ha Selahattin Bey'in dediği doğru. Bunu siz kendinize nasıl artı yönde çevirdiniz? Keşke bu ona kötü durumda lazım. Değil de.
Hani o forma satışları, reklam, yani, evet. Avrupa dünya çapındaki o reklamsal şeyinde kendinizi artı önünde dönebilirdi. Çok şey vermeyebilir size. Demek istediğim nokta o yani. Evet. Çok katkı sağlamayabilir belki ama bunu değerlendirebileceğiniz, Eto ismini kullanabileceğiniz o kadar abi, çok adam var ki. Havzandaki arsa gibi bu adam sana zarar ettirmez. Her türlü kazanırsın. Her türlü kâr edersin. Tabii ya. Kadroda olması bile ya. Yeter zaman. Ya şimdi tabii. Hocam sahada olması bile yeter bazı oyuncuların. Tabii ki Allah korusun. Birinci lige düşerse bu takım Eto'yu oynatamazsın. Yavuç oynar da. Anlatabiliyor muyum? Satsan bile zarar etmesin. Sözleşmesinde yani. Zaten düştün mü gidiyor abi. O, var, yani. O şart var zaten. Ya olmasa ama da oynamaz hocam. Zaten. Kalırsa zaten Konyaspor onun altından kalkamaz böyle bir durumda. Ya yıllık 12,5 trilyona yakın sana masraf var abi. Yani bildiğim kadarıyla. Nereden vereceksin o parayı? Birincilikte. Yani. İyi para. İnşallah o günleri İnşallah. Görmeyiz. İnşallah. Ama kalsın da. Kalan haftalarda yani. Galibiyetler lazım bize. Sivasspor maçıyla başlayacak süreçte Mustafa. Ben artık bu saatten sonra dediğim gibi tekrar tekrar altını çiziyorum. Bir mağlubiyet bile çok şeyin habercisi olur. Zincirleme düşünmek lazım. Hepsi birbirini tetikler. Sen şimdi her maça biz Osmanlı maçına gittik, radyoya bağlanıyoruz. Ne diyoruz? Hayati önem taşıyan kritik maç. Herkesin açıklaması bu. Biz de böyle söylüyoruz. Sivas maçı da böyle. Antalya maçı da böyle. Kasımpaşa maçı da böyle. Sivas maçının tüm karşılaşmalar saati... sezon sonuna kadar böyle adlandırılacak zaten. 1,5 mu ya? 1,5. Böyle adlandırılacak zaten. Konyaspor'un kalan 7 maçı da hayati önem taşıyan kritik maç. Her maç öncesinde bu konuşulacak. Yani kolay maçı yok. Kredisi yok. Efendim ne bileyim puan kaybına asla tahammülü yok. Her maç kritik değil mi? Ama zincirleme bu işler. Sivas maçını kazandığın anda diğerlerini tetikleyecek bu. Ona göre taraftar daha moralli olacak. Ona göre Antalya maçına daha moralli hazırlanacaksın. Oradan puan alma umudu artacak. Şimdi öncelikle tek maçın var abi. 7 maçın içi bir tane maçı var Konyaspor'un. Sivas maçı pazar günü. Sen şimdi bu karşılaşmayı kesinlikle kazanman lazım. Bir anlamı olmuyor senin söylediğine geliyoruz Selahattin. Diğerlerinin bir anlamı olmuyor zaten. Çünkü aksi takdirde zaten psikolojim bitmiş. Taraftar olarak kimyan bozulmuş. Seni verem etmiş takım. Aldığı sonuçlarla oralardan buralara gelmiş. Psikolojim bozulmuş. Her yönüyle dağılmışsın. Bu maçı da zaten kaybettiğin zaman tamamen kamuoyunun genelinde büyük bir umutsuzluk var. İşte şehirde bayrakların parçalanmış bir el parçası kadar kalmış koskoca bayrak ama hala asılı. Ya niye kardeşim bize yakışmıyor bu kirli parçalanmış bayraklar şunları değiştirelim diye akleden yok. Bunu aklına getiren yok. Yani her yönüyle bitmişsin. Şimdi iş ne? O zaman kimden geçiyor bu iş? Taraftar inanıyor. Maça geliyor abi doldurmuş tamamen. Kendi ayrılan bölümü. Maç sonuna kadar desteğini vermiş. Bir sürü problem yaşamasına rağmen maçtan önce bilet konusunda. Yollara düşmüş özel aracıyla trenle otobüsle. E kardeşim yani. Burada Ömer abimin de söylediği gibi artık bu saatten sonra bu işi çözecek olanlar yönetim, teknik heyet ve futbolcular. İş futbolcularda bittiğine göre ve bu kalite biz hep söylüyoruz. Ligin kalbur üstü takımlarından bir tanesi Konyaspor. Ama maalesef bir türlü bir uyumu, birlikteliği, yek vücut olmayı, takımdaşlığı sağlayamadık. Eksiklerimiz var. Şimdi hani hep söyledik. Celalettin Çakıcı Bey de ifade ediyor. Yani sezon sonunda konuşulacaklar, edilecekler. Tamam yani herkes zaten yani kızılcık şerbeti işte. Herkes içine attı zaten. Kimse şu anda bir şey demiyor. Evet. İşte sezonun ilk başından başlayıp buraya kadar gelenleri konuşa konuşa biz her şeyi söyledik. Herkes de biliyor bunları. Bu saatten sonra da bir faydası olmayacağını haftalar önce yine söyledik. Yine söylüyoruz. Ama sahada sebebini işleyip bize o skoru vermeyen oyuncuların o tabelaya yansıyan sonuçlarından sonra dönüp başa geliyoruz. Dönüp başa geliyoruz. Bize biraz yardımcı olun Allah rızası için. Sahadaki sonuçlarınızla yardımcı olun. Bu şehrin ayağa kalkması için. Yönetimin, taraftarın her konuda size tam anlamıyla inanması ve güvenebilmesi için. Lütfen sahada yardımcı olun bize saha sonuçlarıyla. İki galibiyet üst üste alamadık. İki galibiyet üst üste yazdıramadık hanemize. Eğer siz çıkıp o mücadeleyi verip yani iki maç şöyle bir iki maç alsanız
İnanın bu şehir sel olacak, arkanızdan gelecek. Bu duruma rağmen geliyor, gelmeye devam ediyor. Şu duruma rağmen geliyor. Bildiklerini içine atıyor, demiyor. Aman üzülmesinler, aman futbolcular kırılmasın. Aman onlar moral motivasyonunu iyi tutsun. Bize maç alsın diye. 7 maç kalmış artık bu saatten sonra. Profesyonellik falan hepsini bir tarafa bırakın. Koskoca şehrin kaderiyle oynuyoruz diye sahaya çıkın. 2,5 milyonluk şehir. Kendi kariyerinizle düşünün tabii ki. Ama bu saatten sonra şu kadro kalitesini, ya gireniyle çıkanıyla, kalan 7 maçın en az 6'sını bakınız içeride dışarıda alacak kapasiteyiz. Bunu tüm samimiyetimle ve yüreğimle söylüyorum. Ama fikstür kazanmıyor. Biz de baktık zamanında, dedik ki şu maç takımların fikstürleri zor. E gitti kardeşim, Kasımpaşa Göztepe'yi yendi. Fikstür oynamıyor ki sahada. Yürek oynuyor, samimiyet oynuyor, mücadele var. Varsa oluyor bu işler. E Kasımpaşa'nın Karabük maçıyla Gençlerbirliği maçına 6 puan yazdım. Sonra 2 deplasmana çıkıyor, Göztepe, Bursa dedim. Ardından zor maçları duruyor. Daha bir sürü sıkıntılı maçı var bu adamların dedim. En fazla 6 puan yazmıştım. 37'yi görürler demiştim. Konya'ya da geleceklerdi. Ama olmuyor böyle. Bu hesaplarla olmuyor. Siz kendi işinizi görmediğiniz sürece, sebebiniz, göbeğinizin bağını kendiniz kesmediğiniz sürece, kendiniz kesin bakın. Yenin Sivas'ı. Gidin Antalya'yı yenin. Zaten diğer oynanan sonuçlara göre diyeceksiniz ki ha, skorlar size yarayacak zaten. Gençler Galatasaray'la oynayacak, ardından Kayseri, diğer takımlar öyle. Size yarayacak, ister istemez yarayacak. Ama siz kendi işinizi görmüyorsunuz abi. Evinizde almanız gereken maçı verin siz Malatya'ya. Osmanlı'yı yenemeyin. Şimdi olmaz yani. Bir puana niye sevineyim abi ben bir puana ya? E tamam, iyi puan da işte ikili averajda üste geçmişiz de. E geçtik de yarın biz golle düştük. Bunları yaşadığımız için bir golle Antalya, Ankara Gücü'yü allemedip kullemedip orada film çevirdikleri için düştük biz. Golle gol. Son 15 dakikada düştük. 2010 yılında ya, 9'da ya. O yüzden hiçbir ihtimale biz yenmemiz gerekiyordu. E yenemedik ama şimdi tamam, bu Sivas maçıyla başlayacak bu iş. Sivas maçıyla maç. Siz de bunu düşüneceksiniz. O bayraklarla başlayalım. Bundan sonra vekiller, şehri yönetenler daha çok destek vermeye devam etsinler maddi manevi. Sağ olun, teşekkür ediyoruz, geldiniz bu hafta. Ama bundan sonra biz Konya'yız ya. Ya başkasına söylesek yani 168 bin nüfuslu ilçe takımları bunları başarıyor. Yıllardır bu ligde devam ediyor da biz şöyle başarılardan sonra yani bizim hepimiz dönüp kendimize bakıp ya kendi yüzümüze tükürmemiz gerekiyor yani. Kimin sorumluluğu varsa. Bize yakışır mı ya, ne demek düşmek ya? Kabul etmiyorum ben böyle bir şeyi. Edemem de. Konyalıyım diyen herkes kabul edemez de düşünemez de zaten bunu. O yüzden Sivas maçında öncelikle oyuncular bunun sebebini işleyecek. Taraftar zaten görevini yapıyor. Şehri sona yönetenlerle, geldik. Siyasilerle, hepsiyle. Biliyorsunuz Konyaspor'da görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasının ardından vefat eden teknik direktör Tevfik Lal, 4 Nisan'da kaybetmiştik kendisini. Tabii geçtiğimiz yıllarda görüntülerle anıyorduk ama bu yıl durumumuz da çok iyi olmayınca ligde çok fazla bir şey yapamadık. Aynı zamanda bu Nisan ayının ilk haftaları herhalde Konyaspor üzerinde bir etkisi var. Branimi Polyak'ta. Bugün. 2 Nisan tarihinde. Evet. 4 Nisan'da Tevfik Lav, 2 Nisan'da da Polyak kaza geçirmişti. Polyak'a bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Tevfik Lav hocamız ve yakınlarına, bir kez daha yakınlarına biz başsağlığı dileyeceğiz. Unutmayacağız. Vecihe Hanım'a, evet. Can Lav oğluna, tüm ailesine buradan bir kez daha başsağlığı dileyelim, selam gönderelim. Polyak'ta gerekli vefa gösterildi. Ondan sonra pek adı da gündeme gelmedi. Gerçi bu sene kendi derdimize yanmaktan. Evet, teşekkür ediyoruz. Oktay Hocam. Biz teşekkür ederiz. Mehmet abi teşekkür ediyoruz. Selahattin, birkaç mesaj aktarayım da. Evet. Not aldım. Veda edelim. Alperen Öztaş yoğun bakımda hala. Hı-hı. Bir hafta oldu. Mesri toplumda Mesut diye bilinen Öztaş kardeşimizin, dostumuzun oğlu. Geçen hafta dua istemiştik buradan. Bugün tekrar beyninin filmleri çekildi, MR'ları çekildi. Yarın doktorlar bir karar verecek. Mucizelere kaldı. Alper elimizin durumu dedi babası.
O mucize de dua olacak inşallah. Bir kez daha tüm hastalarımızla beraber Alperen kardeşimiz için sizlerden dua istiyorum değerli izleyiciler. Minik bir kardeşimizdi ve babası maçtan önce yanına uğradığımda şunu söyledi. Osmanlı maçını dedi gideceğiz diye kendisine söz vermiştim Osmanlı maçını. Zaten Anadolu maçından çıkınca eve gittikten sonra kaza geçirmişti Anadolu Selçuklu maçından sonra. Söz vermiştim onu götürecektim maça dedi. Galip gelecek inşallah futbolcular. Ben de kulağına fısıldayacağım oğlum dedi söyleyeceğim. Çünkü annesi bir şeyler söylediğinde değerler değişiyormuş. Anne öyle bir şey yani kulağına bir şeyler söylediğinde. Dayısını çok severmiş. Benim de liseden arkadaşım Tayfun öğretmen kendisi. Dayısı yanına giremedi özü tutmadı pek dayanamam diye. Onu kayda almışlar sesini dayısının onu dinletiyorlar. Alperen'e mucizelere kalsa da işte Rabbim diledi mi her şey olur. Yaprak kıpırdamaz o istemezse. O isterse her şey olur. O yüzden dualarımızı devam ettirelim. Alperen kulağına Konyaspor'un galibiyetini belki fısıldayamadılar senin. Ama inşallah dualarla ayağa kalkacak kardeşimiz. Onunla beraber işte oyuncuların işte bunları hesap edip düşünmesi lazım. Ondan diyorum hissetmek, o taraftarın sıkıntısını, hangi şartlarda maçlara giriyorlar, nasıl seviyorlar. Bu şehrin insanları, o taraftarın bir mutluluğu var Konyaspor işte. Yani başka da yok yani. Ya aş vermeyin, ekmek vermeyin. Yani hiç aramaz yani Konyaspor taraftarı bunları aramaz ki. Aşı da aramaz, makamı da, mevkii de aman çok iyi araba aramaz ya. Ona bir galip bir galip gelin işte. Tamam bir hafta yetiyor onlara. Bunu da çok görmeyin. Rica ediyorum şu kalan 7 haftada. Demir Ali Şeflek 90 dakika bu şekilde diye şey yapmış. Mutlu Korkmaz demiş ki ligin en az gol yiyen 5 takımından biriyiz. En iyi forvetler bizde. En az gol atan ikinci takımız. Sıralamada 17. sıradayız. Bu istatistiği anlamlandırır. Biz de anlamlandıramıyoruz. Neyse Mutlu Bey. Evet. En iyi istatistik çıkıp yenecekler bu saatten sonra. Çağdaş Gültekin artık şehri harekete geçirme zamanı geldi. Şimdi fedakarlık zamanı. Yolumuz dikenli ama aşacağız. İnşallah. Oyuncular da bunun sebebini işlerse olacak. Zafer Karataş. Teyzem Gülşen Ersoy'u kaybettik. Kayseri Spor maçında takımı ve skoru sormuştu ama geçen salı kaybettik demiş. Fotoğrafını göndermiş. Ah teyzem. Allah rahmet etsin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bir taraftan işte dünya. Üzüldüm. Konya Sporlu Osman abimiz. Osman Özel. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar severek izliyoruz. Sizlere de selamları var. Hiç sevilmedim çok üzüldüm takımın isteksizliği beni üzdü demiş yani beraberliğe sevilmemiş Ahmet Cihan Parlak İskenderun'dan nöbetteyim selamlar iyi yayınlar ne evde ne iş yerinde tadım tuzum yok içim daralıyor biz bu günleri görmeyi hak etmedik demiş ama takıma inancını da devam ettirmiş Instagram'dan okuduk bunları birkaç daha okuyalım hakkınızı helal edin bugün bitirelim hemen evet Selahattin peki aklımıza Mehmet abim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok kardeşimize tekrar geçmiş olsun diliyorum. Alperen Allah acı şifalar versin. Alperen kalkacak inşallah. Peki. Evet bu haftalık da bu kadar. Haftaya birlikte olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.